hastaları. Kafayı kırmış üzere hastaları. Hey Talks'un hastaları, delileri, manyakları, kafayı kırmışları. Hani sesim gelmezdi, geldi. Yüksekte miyiz? İyiyiz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi miyiz? Emir ve Turan da benimle beraber. Ne yaptınız? Aynen öyle. İyi dedin onu Emir. Nasıl gidiyor? Var mı bir yaramazlık? Ben de iyiyim. Bir sıkıntı yok. Discord sesi yok mu? Discord sesi yok, tamam. Şimdi var bence. Ses şimdi var mı beyler? Var var. Alo. Var var. Var olduğuna eminim. O zaman süper. Hoca tamamız. Her şey olması gerektiği gibi. Aynen öyle. Her şey olması gerektiği gibi. Şimdi geçen bölüm kadroyu kurduyduk. Bu sene lig ve Şampiyonlar Ligi'nde götüreceğiz. Geçen sene Bundesliga'da kaçıncı olmuştuk? Ona bir bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde götüreceğiz değil abi. Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni götüreceğiz. Belki de çok ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde götüreceğiz komisyonları. Bilemem. O da olabilir. Oy. Kulübün başarısı mı esas önceliğim? Cebimi doldurmak mı? Daha emin olamadım. Ya da başka kulüplere yanlayacağız. Bilemiyoruz. Bilemem o işleri bilemem. Ama madem gireceğiz kabire, yanlayalım habire hocam. İyi dedin onu Emir'im. Nereden bu söz, sana mı ait? Bana ait abi. Çok iyi söz, bravo. Fener ne yapıyor lan? O 19'la mı gidiyor? Öyle görünüyor maalesef. Galatasaraylı olacağım. Allah canımı alsın. Konvoya çıkarım ya. Bedava kupa. Sabaha kadar kutlarım sokakta ya. Oyunun sesi çok diyorlar abi. Istım. Öyle uçak takım yaptık, böyle kaçak takım yaptık derken ilk maç Werder Bremen'e mi yeniliyoruz? Öyle görünüyor. Ama bunlar olur. Bunlar niye yeniliyoruz bu arada? Niye yeniliyoruz? Oo, Semih Kılıçsoyşov açtı Bundesliga şeyini. Defteri açtı. Defteri yazmaya başla, yaz usta. Yazdım. İlk yarıdan 2'yi bulsak iyi olur. Bremen bayağı usturuk takım gibi duruyor ya. Ustam şimdi pakete de yazıyorum hemen hızlıca. Uf, pakete golü harbi çok iyi gelir. Pakete servis. Bizim Rivio sakatlanmış. Genç adamdır, oynar şekli oynatıyoruz şu an. Bremen mızıkacılarını öttürün çocuklar diyorum. Eyvah. Kültürel şaka iyi gitmedi Almanya'ya. İki sakatımız var. Ne böyle oldu lan? Sakatlar oynar, savunmadan bir şey olmaz da. Neden böyle olduğunu söyleyeyim mi? Hı-hı. Bugün 11 ayın sultanının sultanı, yani Kandil. Kutlamadık chat'teki Kandil. Kandil mübarek olsun arkadaşlar. Yani nasipsiz başladık. Aynen öyle. Duasız başladık.
Besmelesiz. Şiirleri değiştirelim bakalım ne olacak. Tabii iki ikimiz var mı? Güzel. Topçudur abi Bruno Fernandes. Aynen Aldık. öyle. Boşa almadık ki. Bunları aldık. Bunları yapsın diye aldık. Bremen deplasmanını çözsün diye aldık. Kandil değilmiş bu arada. Kadir gecesiymiş. Bedemin yanıltması beni. Tüm kandillerden özür diliyoruz. Onu kınıyorum. Aradı, kandilimi kutladı. Üç be. Paketa! Paketa'nın Yazarım gollerde dedim böyle ama bağıracağım pakete bugün. yazıyorum dedim. Paketa'nın gollerde böyle bağıracağım bugün. Oyuna giren adam sakatlandı mesela. Kim sak? Oğlum sürekli oyuncu sakatlanıyor bugün ya. Dördüncü sakat. Hayırdır? Yayın dışı Ertuğrul karanlık hamlesi mi geldi? Öyle bir durum varsa bilmek hakkımız. Vallahi öyle bir hamle gelmedi ama. Öyle görünüyor. Bizde de bir karanlık var demek ki. Aa ilk maç 3 puan güzel. Bu arada Mastan Tuno'yu gerçekten Real Madrid'de alıyormuş. Full bizi Yok etiketliyorlar. ama bilmek. 3 gün, 2-3 hafta, 1-3 gün. Sol bek gitti. Sol bek bulacağız. Yerine birini koyacağız. Stuttgart'a geldik. Stuttgart, Union Berlin. İyi bir fikstür var. İyi fikstürle başlayıp tatlı bir galibiyet serisiyle başlayıp çıt 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 CFL'de. üst sıralara bir kendimizi atmamız lazım. Ondan sonrası kolay. Şampiyonlar Ligi, Mampiyonlar Ligi de başlayacak. Şampiyonlar Ligi şeyimizi versen artık, rakiplerimizi belli etsen artık ya. O kurayı izleriz ama. Kura yok ki. Yok değil mi? Doğru. Ama var, Geçmişti mi? yok mu kura? Yani 8 rakibimizin belli olacak ama nasıl belli oluyor 8'li bilmiyorum. Kura oluyordur ya belli olma ihtimali. Kombalayla falan olmuyordur herhalde. Bir algoritma atıyor bence. Var var diyorlar. Ya tombala ise hallederiz o et değil de. Ulbek niye gitti ya? Bu arada yorumlarda sık sık şey görmüştüm. Barış Alper'i solda değerlendirin falan. Paketayı mı sağda? Ama pakete bak geçen hafta solda yapıştırdı. Anladım. Barış Alper de solda daha verimliymiş. Öyle bir iddia var. Yani solda hangisinin daha etkili olmasını isteriz? Paket Hanım, Barış Alper'in mi? Ya Barış Evet, Alper'in verimi hani düşmüyorsa? Barış Alper, ama biz her maça böyle başlamamalıyız ya. Nerede arada var ya? Namardaşvili falan Selamünaleyküm diye mı gol kaleden? yiye başlayan maç böyle başlayacak. Sıkıntı var böyle başlangıçlarda ya. Bizim kale male de iyi. Bizim nere bozuk ya? Güzel. Aa Ioannidis. Panathinaikos'un forveti lan lavuk. Stuttgart almış. Semih Kılıçsoy da Voley çektirmeli mi sakatlandı. golluyoruz bir de? Ama yani çok saçma. Çok Deniz saçma. Undav. Semih Kılıçsoy da sakatlanıyor. Çok saçma şeyler oldu. Çok saçma şeyler oldu.
Yani yayında yolunda giden hiçbir şey yok. Milletin kandilini kutladık bir de kandil olmadığı halde. Her şey ters gidiyor yani. Evimizde şu kartavaya yenilmece mi var? Yarın gidecek olduğum memleketimin ahı var, Erzurum. Atarsan 10 tane. Yarın mı Özür gidiyorum? dileriz Bayram tatili Erzurum'dan. milletin başlıyor değil mi ya? Aynen, yarın yolcuyum. Sana cağ kebap getireceğim. Oho! Sıkıntı çok Bizim büyük. nerede? Bizim arızayı tespit etmemiz lazım bu arada. Arızayı tespit edeyim sana. Millet tatile gitmiş, yayın çok az izleniyor. Tek arıza bu. O da mı var? Öyle bir şey mi var? Onun dışı bir arıza görmüyorum. Öyle giderse biz de birazdan kapatırız Aa. Tabii, hafiften uzarız da. Şey, Discord'da daha çok adam izliyor şekli. Yanlış Chat yaptım like. lan, bir dakika. Ona ne promel yaparız? Yok, promel yaparız. Paketa. Şey diyeceğim, hatta promel bile değil. Ama 3-0 zaten maç. Niye oyuncu değişikliği yaptık ki? Yani ne gerek var, oynasalardı. Abi zaten 3-0 gerideyiz. Bir de direk işi ne alaka ya? Vay. Çarptı girdi. İlk ofsayt. Evimizde niye 3 yedik abi Stuttgart'tan? Ya benim anlamadığım Bruno Fernandes'i olmayan, Paketası olmayan bir takımdan nasıl 3 yiyoruz Bir biz? şey diyeceğim. Bizim taktiğin harbi çözülme ihtimali var mı? Yapay zeka tarafından. Tarafından mı? Aha. Evet. Aynen çözülmüştür. 5 sezondur aynı şeyi oynatıyoruz ya. Oğlum bu ne ya? Aa, sağlık ekibi. Abi senin reçetene bir Erzurum deplasmanı yazıyorum. Harbi getirin Kendine oradan. gel. Aha 3-2 oldu lan bu arada. Tarihi yazar mıyız? 2 dakika var. Zor gibi geldi. 2 dakika var Ha, bir de ha. gol yok. Gol ha, verdi. Bir İsmini Ersun'u atakta. Bir yazdırdım ben. atakta. Aynen Aha. öyle. Hadi be. Aynen öyle. Bak. Evet. Offside Barış. Offside. Biraz geriden çık ya. Hadi be hakem. Biraz geriden Adalet değil, çık ayrıcalık ya. istiyorum. Kötü başladık abi. Semih Kılıçsa 2 gün, Dukanovic 3 hafta. Çok kötü abi, bu ne? Bunlar da tatile kaçıyor abi. Ben Dukanovic sakatlık hayırdır? normal değil. Taktiksel bir değişime mi gitsek abi? Sevmediğim hayatta bir şey varsa. Taktiksel değişim.
Gerekeni yapacağız. Rahat olun ya. Champions League etabı diyor. Bak kura çekimi demiyor. Şampiyonlar Ligi neyi diyor? Benim gözlük nerede ya? Şampiyonlar Ligi etabı diyor. Direkt rakipler çattı diye belli olacak. Size diyeyim. Alın diyecekler, bunlar sizin rakipler, reçete yazar gibi. Nerede hata yapıyoruz ya? Çok hata. Böyle bir şey. Bir de evirip kıvırsak şöyle bir. Anladın işte onana. En son kim pembe? İyiyiz ya. Taktiği dürüp büktük bakalım. Ne olacak? Abi ben anlamadım. Abi ben anlamadım diye. Sade kahveye alıştım ya. Şekerli mi içerdin normalde? Yok, sütlü severdim. Ha. Latte Sade severdim. kahvecilere sallaman ne Americano'yu olacak? ya şey yaptım. Abi bu ne, her maçın başlangıcı selamünaleyküm diye golluyoruz ya. Gideyim mi? Bizim şey Totomine dönmemiz lazım. Her maç sohbet. Bari aleyküm selam falan diyelim de günah yazılmasın. Bu ne? Taktik çözüldü Acaba gibi geliyor. sıkıntı Çöperdaşvili de mi? Yok be, Mamardaşvili oyunun şu an en iyi kalecilerindendir muhtemelen bu arada. Bizim takımın üstünde kaleci yani. Alakayı sormayın son yaptıklarımın bu arada. Yok yok, sormayız Ben asla da. dehşet içinde kaldım yaptığın şeylere. Takdirle karşılıyorum onu. Rakibe korku verir böyle hamleler. Yok, Aynen. korkmuşa benzemiyor lavuklar da. Korkmuş gibi durmuyorlar da. Hani yok, şeyden korktular. Hani takımına bunu yapan deli bize ne yapar? Lavuklar gülmekten oynayamıyor. Dona yaptı hepsi gülmekten. Ya ben bu saatten sonra hani lavuk sıçtı. Keyifle Oo. izleriz diyorum. Şey diyeyim mi size? Arayıştayım. Arıyorum, bulacağım. Deniyorum, Arayış. deniyorum. Formasyonla Meybuz çizmek. Benim anladığım o. Harbi Paketan'ın kınası gibi oldu abi bizim taktik. Allah. Belki offside Oho. hocam. Yok, bence offside bu arada. Aradığımızı bulduk Offside, gibi. offside. Of. Oo. MDO'da bir pakete. Aşırı zevk alıyorum bu durumda. Benim chat'e bir sorum var. Chat 5 Nisan 2024'de Hoffenheim'de tamamlayabilir miyiz sizce? Ofansif değildir, sadece merak, chat'in görüşlerini almak istiyorum. Ben sana bir Bu şey söyleyeyim arada mi? en Geçici Evet abi. bir durum yaşıyoruz. Öyle mi diyorsun? Ben bir saat Adaptasyon mu? içerisinde izlenmenin de çok artacağını düşünüyorum. Şu an millet şeyde, teravide. Olabilir. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Evet. Suni bir problem var şu an. Erik ne zaman çıkıyor? Canım Erik çekti ya.
Suni bir teneffüs yapsak takımı. Onu yapacağız. Maç sonu da. Başkana yapacağız gibi geldi. Erik ne zaman çıkıyor? Halici var mı ya chatte? Var mı beyler halden anlayan Manav birileri? var mı? Oy. Güzel Halden şaka. anlayan Bu çok iyi şakaya şaka. Şimdi bak bu girmeyeceksin. kadar bu çocuğun şakalarını da beğenmedik. İyisine de iyi diyeceğiz ki kötüsüne kötü demeye yüzümüz olsun. Aynen öyle. Var mı mahalleci? Beş 5 tanesine 100 tanesinin lira 100 lira. vermiyor. Abi ben 5 tanesinin 100 lira verilmesine zaten karşıyım. Bir de tipleri de kötü oluyor. Tipsel de bu pahalı olanlar en lezzetsiz olanlar oluyor. İyi erik ne zaman çıkıyor ya? Papaz erik denir ya böyle. Eşek gözü gibi. O tayfa ne zaman geliyor? Abi bazı yeşil erikler var böyle ısırınca yumuşak. Kütür etmiyor. O Oo, hangileri? Allah belasını versin lan onların. Evet. Onlar Onu berbat. hiç Yani sevmem. Nimet'e de bela okumayalım abi. Onu okumadım. Doğru. Onu sevmiyorum ama ben. Erik dediğim böyle ısırdığın zaman kütür edecek ki hani ne yediğini anlayasın. Union Berlin maçında bu takım toplar ama bavulları mı diyeceğiz. Şekli mi? Vallahi bilmiyorum abi. Bu maçta da ıkanırsak bu Bence tarz bir hiç, arıza abi bir var. şey diyeceğim. Sen sürekli olarak kendini güncellemeyen Ferencvaros çekmişiz lan teknik direktörleri Şampiyonlar Ligi'nde. bir şey. Dur şeye bakalım. Ferencvaros 3 yaz tamam. Tamam. Gittin oraya Lille 3 devam. Liverpool 0 yaz. Sıfır Sıkıntı yaz. yok. Fürt. Fürt şey değil kupa. Ha, pardon. Atletico'ya 0 yaz. Sıfır yaz. Shakhtar Shakhtar 3. 3. Young Boys 3. Inter'e 0 yaz. Feyenoord'a 3 yaz. Tamam. Tamam. Çıktık. Çıktık. Lille de bence bir yaz. Onu da diyeyim sana. Çıktık, Onu şimdi çıktık. chat buraya klip alın. Sinirden Çıktık gidiyorsa. chat. Son Rahat. maçtan sonra hesapları yaparız. Ama ligde çok kötü oldu abi. Bu lig böyle bu kadar puan kaybının telafisi olan bir lig değildi ya. Lig bitti. Lig bitti evet. Yani çok şeydi. 7 kaç? 2 2 mağlubiyet üst üste aldık. 6 puan verdik yani. Daha baştan daha en dandirik fikstürde 6 puan verdik. Ne dedin? Kim bilir duymadım mesela. Bir beraberlik diyecektim de onu da yenilmişiz. Evet, son şimdi fark ettim. Barış attı. Offside dediler ya. Şimdi Union Berlin'e bir 5 atıyor takım kendine geliyor. Yarlayneni de verdik. Ulan bak düşün. Öbür takımda umudumuzdu. Bu takım görmüyoruz bile. Ama Gelişti o abi. takım Biz da de daha geliştik. başarılıydı. Biz de geliştik. Abi acaba Hoffenheim kalitesini çok çok üstüne takım kurduk diye mi adaptasyon problemi Ya yaşandı bizdeki takımda? sıkıntı ne biliyor musun? Bülbülü Ne abi? altın kafese koymuşlar. Vatanım vatanım demiş ya. Vallahi billahi. Aa geliyor. Aynen öyle. Yani. Bak şimdi mesela az önce şu Hıyarlı Aynen'i kiralık verirken ne dedim biliyor musun? Ne dedin abi? Hıyarlı Aynen'in kurtarıcımız olduğu günleri özledim. Şimdi böyle bolluk bereketteyiz abi. Bolluk bereket bize iyi gelmiyor. Yok Biz mu? Üç büyükler. fakirliğe alışıyoruz abi. Üç büyüklerde iş yok mu? Üç büyüklerde iş yok ya görmüyor musun? Hepsi war charge saçma sapan kulüp yönetiyor. Eyvallah. Revivo döndü. Onana Iştah. Tam Onana Iştah oynuyor zaten. Yerlerini değiştir diyor. Ne alaka? Barış Alper'i kes mi diyor peki? Barış Alper'i kes diyor. Barış Alper'i keserim abi. Hiçbir faydası olmadı ki bu haftaya kadar bu arada. Galatasaraylı Keserim bu arada. aramız bozuldu mesela şimdi Galatasaraylı kardeşlerle. Paco Eta'yı da böyle yap diyor.
Onana'yı böyle yap diyor. Yardımcı hocayı bir dinleyeceğim lan. Ne diyor? Stoperlerin yerlerini değiştirdin. Orada batırdın. İyi gidiyordu. Orada batırdı. Mastan Tuna'yı bir denerim abi. Barış Alper hayırdır ya. Bir tane bir şey yapsaydı ilk 3 hafta. Aslan Tuna çaksa ya şimdi alsa formayı. Ona ne? Golazo, ah be. İlk atakta gol yemedik mesela. Aynen öyle. Ona ne diyeceksiniz? Ne kulp takacaksınız? Ve gol attık. Ah be. Daha atak yemedik. Ulan. Biraz sabredin. Şimdi yiyeceğiz. Şey söyleyeyim size, iyi oynuyor mesela takım bu maç. İlk 2 dakikanın şeyiyiz yani. Hükmettik ilk 2 dakikaya. Geçen maç sonu yapılan suni teneffüs işe yaramış. Aynen öyle. Golümüz nerede kaldı? Ha, geliyor. Tamam, gol de geldi mesela. Çıt. Çıt. Bir tane Güzel bir daha. orta. Muskese. Apakueta'yı bak, oraya atmamın etkileri baba. Sola attım. Doğru. Minimum 5 atarız ya şu maç. Chat çok rahat olsun. Barış Alper'miş takımı bozan. Abi akıyor takım. Şalper'e 30 milyon euro verdik. Safralardan kurtulmamız gerekiyormuş. Niye verdik 30 milyon euro? Defansif orta sahaların yeri yanlışmış lan. Takımın hatası buymuş. Bence yani. Baksana mis gibi oynuyorsun. Olabilir. Ya da Union Berlin Olabilir. feci kötü. İnanılmaz kötü. Ay. Aston Tuna, bunları kaçırırsan ama yedekte 30 Mi? attığım adam var, alırım oyunu hemen. Aslan Tuna kayıp ikinci yarı kesin Barış Alper'i almamız lazım. Hiçbir şey yapmadı lavuk. İzle. Aynen öyle. Bu kadar Aç kısa ağzını sürede Turan'ım. yapıştırılır mı ya bir adama? Turan'ım aç ağzını. Aynen Benim öyle. sayemde bu arada. Yaptığım totem sayesinde. Aslan Tuna. Kulübe kazandırdığım adam. Konuşulmaz ya bunu. Bu golden sonra Turan'ıma bir hediye alacağım. Kalem etek. Umarım giyer. Keyifli yer. Gece yakışır yakışır bu bu arada. arada. Gece yakışır bu arada. Ne eşit yakışır. Yakışır mı beyler Turan'a? Kalem etek. Keyifli yer. Kalem etek de kalemin manası ne? Niye kalem deniyor? İnce Kalem gibi diye böyle böyle dümdüz herhalde. yani bacaklar direkt sarıyor diye mi acaba? Olabilir. Ne ki kalem etek ben bilmiyorum lan. Ben de bilmiyorum, o Ha yüzden sordum kurdum. sen. Niye kalem etek? Kafada kurdum. Bakayım ben. Hocam atılmayacak mı? Kırmızı mı Sarısı alalım varmış ya Kobe'nin. kırmızı. Kobe! Ekmin faul. Mastan Turan'ın bir golü daha alayım acı. Semih Kılıçsoy berbat oynuyor. Beşiktaşlı diye kollamaya devam mı edeceksiniz bu çocuğu? Şampiyonaya gider deniliyordu. Abi Bu Semih atak Kılıçsoy'u Semih Kılıçsoy golü U20'de mi aynı. gönder? Bak, bu atak Semih Kılıçsoy golü atamazsa çıkaracağım diyordum. Harbi çıkaracağım. Mecbur kaldım. 6.7 ile Barış Alper oynuyor atarız. ve kırmızı, aynen öyle. Forvete Barış Alper'e atarız. İki Türk çoktu. Bir tanesi, hep birbirleriyle değiştiririz onları. Makara yapıyorlardı. Aynen öyle. Azaltacaklar. Sağda gırgır şamatası çok geldi bana. Önde olabilirsiniz. Rakip 10 kişi. Aklınızı almayayım. Semih Bey, biraz sakinleşin ha. Semih bakalım. Şey, Barış Forvet nasıl bakalım? Kanatta istediğimizi alamadık. Barış Forvet parçalar bu arada bence yorulmuş Beyler transfer transferlerden. dönemi kapandı. Adam alamıyoruz. Ne istiyor millet yine? Al Emega'yı falan yazıyorlar da Emega alamıyoruz Emega. meselesi ne? Sabahtan beri chatte bir Emega yazılıyor. Makara mı? Bilmediğimiz bir Makara espri muhtemelen mi dönüyor? ya. Semih çıktı gol yiyorduk alakayı sormayın. Önde tutuyordu rakibi. Barış pres %100. yapmıyor. Barış Alper Hamburu vurdum aldık oyunu. duymaz deriz. Hamburu aldık oyunu.
Yığdı adamlar 10 kişi sağında. Uf. Paketo ne be? Dört artık istiyoruz be. Beş atacağız diye taraftara söz verdik şu maç. Erken üç geldi, beş gelmedi. Budur baba. Sağ açık. Sintono çok büyük Yerini oyuncu. garantiledi. Çok büyük oyuncu. Hat-trick mesele. Oha. Bir Hat-trick topçu lan. mesele. Beş atarız demişti teknik direktörümüz. E İnanmamıştık. takımı tanıdık. Takımı yeni tanıdım abi. Bu akşam izleyemeyeceğim ama like'ımı attım kaçtım diyor Mert. Teşekkür ederiz. Kesene bereket. Cansın kral. O sensin mi? Onu alaydım lan sola. Mensoki oynuyor ya. 6-0 iyi gider. Zınk. Ah be. 5 dedik arkadaşlar ya. Skor vermemiş olsam. Abi vermedin dersiniz ya. Martino Havertz yerine Pacueta'yı tercih ediyor. Martino bize sormadan böyle iddialı iddialı konuşma lan milletle. Bu arada bir şey diyeyim mi? Takımın gerçek kan burunu söyleyeyim mi? Var mı tahmini olan? Revivo. Aa, Bruno Fernandes. Kambur mu diyorsun? Var mı adını gören duyan? 4-5 Gol maçta. attı. Ben görmedim. Gol attı ya. İlk Son maç bile maçlarda attı. attı da dur hanıma şey olsun istemedim. Hevesli hevesli bir Abi, şey anlatıyor, bölmeyeyim dedim. Santino'yu yerine koymak istedik Bruno Onun Fernandes'i. Genç, dima. aklı kalem etekte kaldı abi. Rahat ol. Halledeceğiz o işi. Kalem eteğin hala ne olduğunu anlayamadık. Abi direkt inen tekmiş baktım da. Yani tanımlayamadım şu an. Şu an bir kafede FM oynayıp seni izliyorum. Daha büyük bir eğlence var mıdır? Sanmam, hoca seviliyorsun. Emir teşekkür ederiz. Afiyet Rica olsun. ederim abi. Kusura Emir bakma çocuk. kral kulaklığın takılı mı? Değilse bağırarak küfredelim. Rahatsız ol diye. Onun bilgilendirmesini Bizi kafede izleyen arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Oha. Bir anda iyilik timsali. Takılıymış zaten kulaklığa. Ferenc Varoş maçında niye böyle bir şey yaptım? Şu ağırlıklı Ne niye yaptın? dengeliye çektim? Dur. Hücum ağırlıklı. Bir iki ismi göreceğim. Forvet'te Barış Alper çıkalacağım. Bischoff. Uzun zamandır Bischoff'suzum. Tahsızım. Moerstedt. Bu herifi görmek lazım. 10 numara Mastan Tuno'yu göreyim. Oo. Çok mu rotasyon yaptık acaba Yok deplasmanda? yok. Alırız Sola ya. bir Semih Kılıçsoy mu atsak abi? Bir de orada Bir de denesek Semih'i. Semih'i burada mı görelim diyorsun? İşler Aynen öyle. sıkıntıya giderse Pacueta'yı ikinci yarı atarız ya. Şöyle bir çıkalım. Morşter gereksiz mi oldu acaba ya? Neyler? Morşter var ya film forvetteki. Manyak mısın sen? Takımın en iyisi olacak. 6 ay sonra gör. Of, Şampiyonlar Ligi! Hak ettiğimiz yerdeyiz bu arada. Golümü alamadım ama 8 dakika geride kaldı. 15 olacak neredeyse. Gol yok. Skandalların gecesi mi? Ya şu varoşlara da yenilmeyelim beyler. Aynen öyle. Oo. Emirim. Ferenc varoş Umarım Bulgar mafyasıyla sorun yaşamazsın. rakamdır. O kim pembe röveş Lastelik atar. topu. Aldık. Hadi be.
Barış Haydi Alper. çocuklar. Askerlik topu. Kontradan mı yiyoruz peki? Beyler birazdan Ferencvaros'tan gol yiyoruz ha. Baksana Mamardaşvili Benim bu eşeğine. kadar rotasyon için neydi ya? He? Çok rotasyon yaptım Oğlum ben de. bizim rotasyon gençlere Varoş. güveniyorum, kusura bakma Bağnaz. Varoş'tan kat kat iyidir bizim Aynen rotasyon öyle ya. Ya. Tamam da bu maç Varoş bari dedim sana göreyim Şampiyonlar gençliğim Ligi'de abi. aklıma. Gençliğimiz var ya. Semih Kılıçsoy. Revivo. Gol geliyor. Siyasi gönderme yalanlar like. Chat. Evet. Altmışa kadar gol gelmezse Paco Yatay'ı da atacağız içeri. Ama Abi, gelmez mi be? Var. Hemen geldi. Bruno Bu Fernandes. Bruno Fernandes. Ah be. Başkanım selamlar. Seni çok çok geç keşfetmişim. Yaş 36. CM98'den beri oynarım. Seni Of. İzlemek, dinlemek tam bir keyif. Öpüyorum demiş Oğuz abi. Teşekkür ederiz Oğuz abiye. Oğuz Bey'e teşekkür ederim. Bak abi. Ozo. Yapıyor. Bu adam. Bak. Uy biliyor, çok biliyor. Korktuk ya. Ferencvaros'a karşı çok kötü asyon yaptık ya. Oy. Gençliğimiz. O sırada bu mi? Sezon dördüncü golünü atan Fernandes. Gençliğimiz var baba. Gençliğimiz var. İkiyi de atarsak Bruno Fernandes'i çıkarıyorum. 15 dakika yeter şurada. Hadi. Revivo. Oy. Of. Olanso. Antuşta. Miroslav Stoh var bir gol. Bunu. Aynen öyle. Yedekte hiç şans vermediğimiz çocuk kim var? Dukan var. Dukan girsin. Mastantuno. Sen ligde oynarsın. Revivo'yu alalım abi. Bence. En sokiliyor. Süpersin Aroyon be. Bacağı bıraktın ama geri zeka. Ölen var. X8'deyiz bu arada chat. Üst tur. Üst tur. Zingo. Gelir mi? Attın oraya. Gider miyiz? Dukan! Barış Biraz Alper Yılmaz şov ya baba. Barış yine geriden çıkıyor ya. Abi bu Barış Bilmiyorum. Alper Yılmaz'ın offside kuralını bilme Biraz işi şaka mı? Bak hemen cümleyi. Başka bir adamsın. İleriye cümleyi giderken revize. Şampiyonlar Ligi hedefimiz ne? Bu şampiyonluk. Rahatsız olduysan söyle. Bu arada temsilcimiz Galatasaray 4-4 Sporting'de. Hocam dışarıda Aynı bu ya. Boşu boşuna Sporting'de. İzleyeceğim bir de. Dördüncüyüz ha chat. Öyle en arkaya at. Geri zekalı. Size bir şey diyeyim mi? %100 hedefimiz şampiyonluk bu kupada. %100. Ben şampiyon Ferenc olabileceğimizi düşünüyorum abi. Erkekler. Zor ben engeli ki... açtık bence bu arada. Şampiyonlar Ligi'ndeki son galibiyetimizi aldık. Abi nasıl bir adam ya? Hangimizin tahmini doğru çıkacak? Yakın nasıl bir çıkacak? Adam ya? Ben bu adama artık inanamıyorum ya. Şampiyonlar Ligi'ndeki son galibiyetini 2005'te alınca erkekler. Yani Lille deplasmanında 3 puan yazdık. Neye dayanarak? Lille deplasmanında ne? Lille dayanarak. Rabbime dayandık kardeşim. Rabbime. Eyvallah. Bak o daha kibar dayandı. Ben direkt Lille. Genelde terz olurdu. Ha, mağlubiyet alırsak sana dayanırız Turan. Eyvallah. Mağlubiyet alırsak senin uğursuzluğun. Fener'le ilgili çok haber var lan. Fenerbahçe hoca falan mı kovuyor? Allah korusun diyeyim.
Mamardaşvili 3 hafta yok. Gelmiş Oha! haber. Gürcistan'da savaş mı çıktı? Ne demek 3 hafta yok oğlum? Neyi gerekçe gösteriyor? Ya Gürcistan'da olası bir savaş 3 hafta sürmez gibi geldi. Ne demeye Allah çalıştın? korusun tabii. Gürcüler chat'te sana gerekeni söyler. Gürcülerin askeri gücünün güçlülüğünden bahsettim Ha, abi. 3 en hafta fazla suyu 3 hafta görmezler. dayanır Gürcistan Aynen düşmanları öyle. diyorsun. Adamsın kardeşim, bravo. Antonşta Prömel oynatalım ya bence de. Aslan Tunu Pakoyeta Semih tamamdır yani. Hoca şampiyonluk masanın altında yorumları geliyor demiş. Şahin. Doğan görünür müsün sen yoksa? Ne biçim bir yorum bu? Buranın kuzen galiba Şahin. Aynı bir pesimistik bakış. Sadece gerçekçi bir Benziyor insan, lan bu gerçek arada. bir Ufak seyirci. fotoğrafından gördüğüm kadarıyla Turan'a benzettim de. Bakayım. Turan bayramda var mı? Akraba ziyareti bilmem ne işleri. O mesailer Yok yazılıyor abi. mu sana? Buradayım. Bugün ilk defa tanındım abi. Htalks Emir olarak. Of be. Nerede? Çok duygulandım. 101 Plus'ta tanıdı bir kardeşimiz. Muhammed Cumhur. Kendisine de selam yolluyorum Harbi buradan. mi? Aynen. Sana da çok selam söyledi Turan. Hasan abiye de. Candır. Beni unutmaması iyi olmuş. Abi bayramda yayın programı nasıl? Kaç gün tatil? Var mı veya tatil? Pazar son yayın. Full Hafta içi bayram tatil mi? kapalıyız ama canlı yayına kapalıyız. Acayip içerikler geliyor. Yani bir tanesi ele of diyeyim. Keyifle izleriz. Yani bayramın birinci günü Headtalks kanalı öyle bir bayram şekeri ayarladı ki of diyeyim. Bruno Dakikalık Fernandes kayıtta atıyor sadece bütün senin gücün golleri var abi. ya. Tüm Bu arada goller sen hep 10'da Bruno açıyordun şeyde Ramazan'da. Bugün niye 9'da? Bitiyor diye mi ufaktan? Fernandes. Yok 9'a bugün geçti. ve yarın 4'er saat FM var. Ha, anladım. 4'er saat olacağı için yani 4'er saat yayın yapacağımız için bir çıtır önden açayım dedim. İyi yaptın. Acaba başta o yüzden mi az bir izlendik dedim. Hani hep onda alıştı ya millet. Olabilir. Görmeyecekse yayını. Fener Oli maçı yayın var mı demiş biri. İlk maç yok. Rövanşta var. Çünkü evde olmayacağım. Şehirde olmayacağım yani. Hatta evi bırak. Cumartesi Beşiktaş maçıyla dönüyorum İstanbul'a. Süper Kupa maçı yayın var mı? Var. Süper Kupa maçı var mı kardeşim? Süper Kupa maçı yok ama o gün büyük ihtimal gelişmeler curcuna. Biz akşam açarız. Yine bir 3-4 saat UFO'suyla, MUFO'suyla yine bir 4 saat. 3 gün üst üste 4'er saat yayın olacak. Bugün Cuma. Bugünden itibaren. 4'er saatten 12 saat yayın olacak. Hafta içi de kanala YouTube bölümüne içerikler geliyor. Feci içerikler geliyor hem de. Bayern 14, biz 3. Spoiler Bayern alsak 13. senden. Spoiler veremem. Ama insanlar böyle gazlanıyor abi. Ya biri zaten Bielsa gelecek. Önümüzdeki haftaki Bielsa. Bayram özel Bielsa'sı gelecek. Çok güzel ve çok keyifli bir video oldu. Bence Bielsa serisinin en komik videosu, en keyifli videosu oldu. Bir sonraki hafta gelecek olan. Konuk var Bayram mı? bayram konuştuk. Konuk yok ama çok çok keyifli oldu. Süper. Bu hafta ekstra bir de bu çarşamba yani bayramın birinci gününe özel bir içerik geliyor. O zaten çok çok iyi bir iş oldu. O harbi bayram hediyesi gibi bir şey olacak size. Evet. Sizle tanıştıktan sonra espritüelliğim arttı. Manita yaptım demiş kardeşimiz. Çok sevindik. Gerçekten sana böyle bir etkimiz Aynen öyle. olduysa.
Samimiyse görüşün. Yani ben şahsen Emir'e bir yararı böyle bir olmadı bu. ya bana yararı gece 2'de kardeşler yazıyor. Abi seni çok seviyoruz diye. Of be. Hayır, 42 şu yaşındaki anlamda bir erkekler yararı var. olmalı diyorum. Espri konusu geliştirme işinde bir. Ya ben geliştirilebilecek son seviyede olduğum için. Ha. Aynen öyle. Yüzde Aynen. yüz. Yani. Biz miyiz lan? Dur. Biziz abi. Evet, buraya 3 yazmıştık. İzleyelim Lille deplasmanı. Chat hep beraber dikkatlice izleyin. Bruno Fernandes çakar. Turan yine susar diyorum. Aynen öyle. Şimdilik olmadı. Birazdan olur. Maç sonuna kadar sessiz kalacağım. 90. dakikada konuşacağım. Sadece Güzel haber izleneceğim. geldi. Oh deriz. Penaltı hoca! Penaltı kırmızı kart. Kırmızı kart da alayım. Penaltıysa kırmızı kartımı da alayım. Hocam Sarısı var. penaltıysa kırmızıyı almam lazım. Abi sarısı var. Niye kırmızı vermiyorsun? Hocam Penaltıyı atamadı bu arada. euroyu at hocam. Blazo. Bruno Çakal. Fernandes. Çeker. Duran susar dedik. Yapıştırır. O bizi Beyler Turan duyar. nerede diye sormuşsunuz. Kalem eteği giymeye gitti. Way. İki şart bu arada. Alayım. Revivo. İki bir daha penaltı hocam. Yok. Vermedi. Yok ki. Şahin Turan Bey seni seviyormuş bu arada. Şey, Turan Şahin Bey seni seviyormuş bu arada. Çok teşekkür ederim. Bilmukabele. MS1 alayım. İnşallah. Hemen canlıdan gireriz. Golazo. Hocam Hocam offside yok. offside'la var ya, uzak yakın alakası Offside yok. yok. Çok 4 tane yan kepaze bir hakemlik karar yok. verdin. Asla alakası yok. Allah Yazık. belanı versin. Ya bugün hem Kadir gecesi hem de Müslümanız. Başka bir şey demiyorum. Golazo. Bu da offside ha. Bu da offside. Bastan Turo! Bu kupayı alacağız dedi. Bu kupayı müzemize koyacağız dedi. Bastan Turo. Başka kime koyacağız dedi Hasan Hoca. Söyleyemem. O Neden kendini ku? bilir o. Sadece Kendini takımı rehavete bilir o. sokmadığım için alınan bir Aynen. skor. Aynen. Takımın düşmesine Aynen. izin vermedim. Aynen. O Aynen öyle. işler. O Helal işler. olsun. Aynen öyledir. Helal olsun takıma. Güle oyna ya. Ben de Güle bilirdim oyna 3 ya. yazmayı, 3 demeyi ama takımı rehavete sokardım. Aman Bir 3 de bakayım çocuklar. Turan. 3 de Düşmanı bakayım. güldürmeyin çocuklar. 3 de. 3. Harbi diyebiliyormuş bu arada. Bak derim normalde derim. Ama bak şimdi Lille atarsa. Yatarsa şovu Aynen. başlar bu herifin. Yok Lille bayağıdan bir Eyvah. Çok takımım. çok baskı yedik ya. Ya şu takımdan gol bile yemememiz lazım zaten. Böyle berbat takım. Ya başladı yine bak. Tersine Öf. konuşuyor. İkinci Öf. direk. Allah'tan. Sıkıntı bir maç. Sıkıntı bir maç. Herkes ilk iki golü attığımız noktalara otursun lütfen chatte. Ricadır. Dur. Dur lan. Paketa Dukan. Ona ne? Römel. Mastant Barış. Revivo bitmişsin Revivo. Bitmişsin. Aroya. 5 değişiklik abi. Aynen öyle. Eş Bu diri arada adam chat içeri atarım ben. şunu soracağım. Mahallemin muhtarı değişti mi? Nasıl öğrenebilirim? Var mı bunun bir Mahalle internette kaydet muhtarlığa bilgi? git. Bak işte kim var orada. Ha, öyle mi yapmamız Ama lazım? eski muhtarı biliyor olması lazım ya. Biliyorum ya eski muhtarı. Sorar, Bilmiyorum. sorsun muhtarı. Siz bir önceki dönem muhtar mıydınız? Tanımasam öyle yapardım. Hocam Sağlıklı. arkada biri öldü mesela. Ona niye bir şey demiyorsun? Çok sıkıntı maç abi size söylüyorum. Son 5 Evet. dakika burada nefesler tutulur. Sesler başka bir Bauman yerden çıkar formayı nasıl bak. alacak? Bauman formayı nasıl alacak? Seyret Bauman! Ah! film daha Alamayacak. yeni başlıyor derim. Başka bir şey demiyorum. Ben soru sordum, alamayacak.
Allah'ım sen bizi onun dilinden koru. Eyvah. Aynen. Kaha! Kankam Allah belanı İzmir versin, Barış gol öyle diyor dedi. ya. Şu Kadir gecesi sana bela Bir okudum dakika, bir şey adamla. diyeceğim. Ya Sen ne teraviye kadar değil be. rezil, iğrenç bir adamsın lan. Ben sadece haklı çıktığıma, doğruyu bildiğime mutlu oldum. Chat Chat'te senin bana bu güvenen herkese sesini teşekkür ediyorum. duymuştur. Sana Ve gerekli canlı dersleri da izliyor bu verecek. arada. Ve Chat'te bu arada duyanlar like yapılıyor atacaktır. diye. Chat zaten Ve biz gol yesek genel benim olarak gol kadrimi diyen bir ruh kıymetimi hastası tayfa var, bilmediğiniz o için. ayrı. Çok kötü, 2 puan gitti götünüze kına yakın aşağılık Gol diyen adam vallahi. cancıklar vardır bir de. Bir de turancıcıklar vardı. Maalesef artık böyle. Böyle bölerim mi? Bu yapacak bir şey yok. Yalnız Avrupa'daki sıralamamız ligdekinden daha iyi. Ligdeki hakemler, Doğru. Avrupa'da adil yönetim var. Böyle değil. Bu arada zor Doğru. fikstüre gidiyoruz özellikle de. Abi bence ne yapalım biliyor musun? Dortmund üstü Leverkusen. Diyorum ki 20 bin kişiyi toplayalım. Ligden Aynen çekiliyoruz öyle. diyelim. %100. Sonra da çekilemezmişiz diyelim. Aynen Sonra öyle. kupadan da çekilemezmişiz ama istiyorsanız kupaya 19 yaşının altında çocuklarla gideriz. Onlara da deriz ki hemen sağdan çekilin deriz. Benim aklıma Nasıl fikir geldi. fikir? Özgün bir fikir bu arada. Benim fikrim özgün bir fikir. Fikir? Yok mu? Fikir, özgün fikir geldi aklıma deyip sustu Emir'im. Aslında çok iyi şaka. Derin bir Aklına hiç şaka. fikir gelmemiştir. Şey diyeyim mi? Ben Emir'i aylardır tanıyorum, yaptığı en iyi şaka olabilir. Bence de öyle. Aklıma özgün bir fikir geldi deyip sustu. Anladınız mı? Korkunç iyi şakaymış lan. Geç düştü bana da. Helal olsun. Oha! Alttan asist olmaz ya! Ah bah bah. Kendimi Muharrem İnce gibi hissetmeye başladım. Hep mi haklı çıkar bu insan? Abi nasıl out sekiyor da gol giriyor ya? Bir de kornerden falan işler mi var? Sıçtı. Hadi Semih at onu artık. Semih hadi be, boş Helal olsun. kale. Yok. Boş kaleyi iyi atan Boş yalnız. kaleye Bence atacaksın Merih bayat. artık Semih'im. Hoffenheim köymüş. Geçen Hoffenheim'le ilgili bir flu okudum. Köymüş. Bir tane zengin adam var. Burayı Bundesliga takımı yapıyor baya. Ama özünde köymüş yani. Orada bir köy var uzakta. Köy hayatından bıktık be kardeşim. Biraz biz de o kötü etkiliyor. Aynen öyle. Tabii, bayılmıştır Ezek Batıkan yaltısından. Atsana abi ya. Aa, Brandt yaktı bizi. Lolcu tayfaya selam olsun. Onlar beni anladı. SAP'nin sahibi diyorlar abi. Doğru mu o iş? Ako! O bunlar kaçacaksa 8,5 baya. milyon euro verdiğimiz adamın kaçırdığı gole bak. Şimdi bizi Semih. yenen takım şey demez mi lan? Köyünüze dönün Olsak. Hadi! İşte bu! Olozo. Hadi be Sakin. oğlum ya! Film mi? Dortmund'u yenersek büyük kırılma. Fernandes müthiş salmış bu arada. Ya Dortmund'da niye Of, kusura oynuyoruz kadar ya? geldi.
Bu arada Barış Alper Yılmaz. Ne zaman? Şimdi değilse. Çok iyi. Hadi be. Oğlum o nasıl pas ya? Ona ne? Oo. Kör müsün ya? Şeyin olana galiba bu. Evet, Allah Sıçma. seni kahretsin. Gerizekalı. Ay sakatlığınızı ayrı sıçayım. Şeyinizi ayrı sıçayım. Bana kötü adamsınız siz ya. Ben böyle bir gol kabul etmiyorum ya. Yalnız şans da yanımızda. En çok Hadi salağa topu oğlum. zor attın o tarafa. Hadi hayırlı olsun. Hadi lan Barış. Barış şunu Hadi. Hadi yapsan. Barış. Oraya girebiliyor da oraya işte atan bitiremiyor. İşte onu bitirince Semih Kılıçsoy oluyor kanka. Aynen öyle, Aynı iyiydi kafada duran koştuk reis. biz. Bir şey diyeyim mi? Bir tık pozitif futbola mı çeksek 10 kişi? Sabaha kadar çek, herif geliyor atıyor gidiyor ya. Offside mıdır acaba? Hadi çocuklar, direnin, dayanın. Oo. Her Oho, maç 50 tane harbiden. iş. Top mu Hadi lan. oynuyoruz? Cephede Attık mı? savaşıyor muyuz belli değil ya. Bir şey diyeyim Tarih mi? yazarız Yılın biliyor musun? galibiyeti olur. Yılın galibiyeti olur. Sadece bunu söylüyorum bak. Şampiyonluğu İşte bu getirelim be. ve geldi. Dur. Hoca Hocam ofsayt yok, ofsayt şerefini falan söylerim. yok. Sakatla mı uğraşayım? Kötülümle topalla mı uğraşayım? Seninle mi uğraşayım? Ver golü Lorenzo. ya. Abi yat yat yat. Abi Abi yat. aşırı defans. Aşırı defans yapalım bence. Yapamadım ya. Elim şey yapmadı yani. Yetişemedim. Gol attık çünkü. Kombik parmakları gitmedi. Allah'ım lütfen. Söz aşırı defans yapacağız. Ne olur affet bizi. Dik Ya bir oğlum şok. gözünü. Bu nasıl Abi ne pas? yapıyor ya? Ananı avradım. Ananı ya. Of. Of of. Bir şova bak ya. Geberik gerizeka. Oraya nasıl o pas atılıyor ya? Abam bari taça ya. O dördü de etki. Allah'tan direkt diye bir şey var. Daha çok dakika var öyle diyeyim sana. Bitti bitti. Bitti de bize Yani iyi bir şey değerli bir olmadı mid ki puan. abi. 50 tane oyuncumuzu zaten sakatlığa kaybettik. Pacueta da direkt kırmızı kart gördü. En az 2 maç o gitti. O Kalede 14 gün kalecimiz yok. bu. Kalede kalecin yok. Maaşın yarısını kestim geri zekalının ya. Biraz kulübün kasasına para gitsin. Sıtkı'dan okul ücretlerini yatırırız o parayla. Şey mi? Sıtkı Tan'ın uğursuzluğu derim buna da. Evet ya. Nereden aldık o Kovsak düz tabanla bu? mı onu? Nerede Kovsak mı o? onu? Serbest mi bıraksak? Faturayı Sıtkı Tan'a Nerede? kesti. Türkiye'de manşetler. Defol git Sıtkı lan Tan. sen. Hadi. Sıtkı Tan'ı kovduk. Harbi, Keyfi. harbi faturayı Sıtkı Tan'a kesti. Harbi sıktı tan deriz buna. Aynen öyle.
Barış Alper Yılmaz ülkesinin formasıyla gol sevinci yaşaması sizi memnun etti mi? Bizde niye yaşamıyor abi bu adam? Yaşadı ya abi dem. Atıyor, abi atıyor adam. Sen görmüyorsun herhalde. Hayır, son golümüzü Barış Alper attı. Harbi Bir de mi? Semih Kılıçsoy'un Aferin, iyi yazmış. sezonda bir golü var. Semih Aferin. Kılıçsoy'un full onu anlatıyor. Semih iyi oynuyor ya. Liverpool maçı var mesela. Gakkuka devamsız. Gideyim mi? Yenecek bu Sırtlarını takım kavuruk. Liverpool'u mesela. Galibiyet Abi yazıyorum. boşta bir oyuncu var, öneririm. Sıtkı Kim? mı? Sıtkı! Sıtkı. Geri alsana. Yok Kafası ya karıştı. abicim. Abicim. Lavuğu Maraş dondurmasına Harbi çok iyi şaka. Al bırak Maraş dondurması şakasına patladım ya. Mamardaşvili dönmüş. İşte şimdi canına ot tıkamaya geldim Bundesliga. Abi 13 bizim gün maç var. fikstürü ne Semih ya? falan da iyileşir. İyi oldu. Leverkusen Liverpool ard arda. Değil mi? Sıkıntı Hertha fikstür abi. Berlin deplasmanı. Fikstürler beni üzmeye başladı. Hertha Berlin deplasmanından 3 alamadığımız anda Takımı ligden pişmaniye gibi dağılıyoruz. Aynen öyle Emir. çekeriz. Kongreyi topluyorum. Herkes ilk turu gelsin lütfen. Zaten ikinci tur olmayacak. İlk turda bitiriyoruz. Beyler yanlış anlaşılmasın, Fenerbahçeliyim. Alara abi ve Neymar sözleşme uzatma görüşmelerine başlamış. Anlaşamadıkları dakika indiriyorum Hoffenheim köyüne. Hertha BSC deplasmanı. Feci zor fikstüre girdik ya. Feci zor fikstüre girdik ya. Mastan Tunu'nun şapkadan tavşan çıkarması gereken yerlere geldik arkadaşlar. Köln 2-0 iyi. Bravo Köln. Bayern yendi, o kötü oldu. Devam. Ya şu iki maçtan 6 alıp Liverpool'dan 10 yeme falan okey bana şu an. Ama Abi önce Bundesliga'da Hertha'dan daha kesin. fazla yenilmememiz lazım. Ya bundan kesin 3 almamız lazım. Yani bundan 3 alamazsak Bayer Leverkusen maçı da bence problem. Barış Alper, Fernandez, Gastantino. Onun işte. Hadi abi ya. Yenmesi lazım bu takımın böyle haftalarda falan hiç düşünmeden kazanması lazım ya. Yani çatı çat 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 yapması lazım. Rakibimiz 3-5-2 ile sahada. 3-4-3 ile sahada pardon. Bir de pozisyon mu veriyoruz ya? Kim bu topalli? Baumann. Aa kaleci dönmüştü. Kaleciyi almayı unuttum. Biraz dinlensin abi. Aynen Sakatlıktan öyle. dönmüş. Gürcistan'dan geldi zaten. Yol yorgunu. Jet lag diye bir şey var. Güzel. İndirdi. Güzel. Ama olmaz ya. Bir daha. Zingo. Zimboli. Tak. Neyi yanlış yap? Oy, hayır. İşte. Çok iyi. Tamam. Abi ıkına ıkına pozisyon buluyor takım. İnanılmaz kötü ya. Mastan Tuna işte be. Bambaşka bir herif. Abi İster şapkadan adam ya. şapkadan zürafayı çıkarması gereken haftalar. Şapkadan Sıtkı'tan çıkardı. Mükemmel bir herif. Sıtkıtan. Özledik biraz daha mı biliyor musun? Harbi bu maçtan Üst sonra bir tabandı falan ama ararız. evlattı be.
Oğlum biz ligde nerede puan kaybettik de yine ha Dortmund maçında kaybettik. 6 puana çıkmış Bayern'le. Hadi be. Bayern'i yenersek 3 olacak. Çıkmasa şampiyonluk. 2 maç var Bayern'le. Puan farkını şu an sıfırlarım bu arada. Aynen öyle. O kadar batırdık, dördüncü sıradayız. Aynen öyle. O ne olacak? Kimsenin konuşmadığı. Mesele bu mesele. Beşiktaş da öyle ama. O kadar batırıp dördüncü sırada. O çok O zaman saçma bu Hasan abi arada. konuşmasın. Ama Hoffenheim Beşiktaş kadar büyük bir takım Haydi değil. buyur. Barış Alper Yılmaz diyeyim. Ben çok Beşiktaşlı gibi gözüktüm ya. Ne zaman itiraf geliyor peki? Şereftir bizim için Beşiktaşlılık. Aa, haydi. Ama doğma büyüme Fenerliyim öyle söyleyeyim. Penaltı hocam. Buradan da anlaşılacağı üzere. Topçu ya, büyük topçu. Ertay'ı çabuk bitirdik. Erta maçını ilk yarıdan bitirdik. Esas kamburun kim olduğunu öğrenmiş olduk bu arada. Lucas Paqueta. Aynen öyle. Sırtlı Fazla geldi bu takıma. Gerek yok o kadar iyi adamı. Yedekten alırım ligin kalanında. Beş mi? tank. Aynen öyle. Bir golü var denen Semih Kılıçsoy'un şovu mesela. Güzel. 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 Açalım artık. Ah be. Hafiften asları kenara alırız. Barış kalsın. Abi Lemon'un da sarı kartı var. Onana. Rebibo. Dukan. Bischoff. 4 yapalım 5 kalsın. Sakatlıklarımızla ünlüyüz çünkü belli Aynen olmaz. öyle. 10 kişi oynamayalım bir de. Güzel. Hiç sıkıntı yok Bauman'da. Bağman'dan devam edelim bir süre. Yok ya Mamardaşvili'yi koyarım bir dahaki maç. Bakma sen Bauman'ın gol yemediğini abi. Bize Mamardaşvili lazım. Gerçi atak gelmiyor, doğru diyorsun. Yaparız. Ah be. 6 olur da. Abi Bayern'in averajın hayvanlığa bak ya. Nasıl yeneceksin ki? Geçeriz o averajı. Kaçtı? 18. 18. Bizim kaç? 8. 8. 8 de kapanır Ferhat 18 de. aynen öyle. Lig sonunda Bayern'den iyi olacak averajımız. Bütün Hoffenheim camiasına bunu garanti ediyorum. Oğlum Camia Leverkusen. olarak rahatladık. Liverpool bir de kötü başlamış ya. Bizi çitiler ama. Bizi inanılmaz yapacak hem de öyle diyeyim sana. Bizi var Acıyı ya bizden bizim çıkar. renklerimizi ayrı beyazlarımızı ayrı şey yapacak Liverpool maalesef. Ama iyi dinlenme süremiz iyi 3 gün. Ben iyi dinlenirim 3 gün. Şimdi şu Leverkusen'i bir yenseydik.
İki maçı da evimizde oynuyoruz. Öyle bir Aa, avantaj. Paketa da dönmüş. Paketayı da atarım hacı. Mamayı da atarım. Tıp 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 tıp. Böyle yap. Tıp 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 tıp. Böyle yap. Tıp 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 tıp. Kimi çıkarırdım buradan? Ner seni çıkart. İbanez Kimpembe arası bağlantı oluşmuş. Güzel. Bizim Onun iştah defans bağlantısı da olsa güzel olacak. Hadi be. stoperimiz var mı abi yedekte? Var var. Matriciani ve Nsoki var. İyi tamam. Hadi çocuklar ya. Bir büyük maç kazanalım be. Hadi. Hadi. Allah. Gideyim mi? Yenersek üçüncüyüz bu arada. Fareyi çekme Aslantuno şansım yok. yapma ya. Aha. Çok iyisi be. Helal olsun be. Apça abi aldık. Forvet dedik. Saldık. Çok iyi transfer. İki lazım ya. İlk yarıdan. Takım bir şekilde yiyor. Ya Revivo her maç sarı görme eşek herif ya. Takımın en iyisi bu arada. Ama her maç sarı görüyor kanka Ya istisnasız. bizim yüzümüz ona ya. Topa dal açık. Yapacak bir şey yok. Bedelini ödüyor adam. Kimse Hoffenheim'a bedel falan ödetemez. Aa. Ha. Ödetir gibi geldi. Yok. Birazdan Liverpool Al işte maçında. sana. Revivo, aslanım benim be. Hep güvenlik çocuğa. Biz de güvendik. Fenerbahçe'nin çocuğunun çocuğudur. Hoş bir tabir olmadı Gayet doğru. Fenerbahçe'nin torunu denir abi. Çocuğunun çocuğu niye densin ki? Niye? Hayim Reva Fenerbahçe'nin çocuğu değil mi? Tamam Değil işte bu onun arada. çocuğu da Galatasaray'la torunu oynadı. oluyor. Fenerliler küfür etmişti Galatasaray'a gidince. Ha, Şu an kimsenin olabilir. çocuğu değil. 3 olsun artık ya. Bizim oğlan. Boniface. Nasıl alamadık Boniface'i ya? Paramız yetmedi ki be. Züğürt olduğumuzdan alamadık. Daha Aynen iyisini öyle. aldık daha ucuza. Sıkıntı bir gol. Barış Alper Yılmaz. Bir şey diyeyim mi? Arıza var. Bilgilendirme. Barış Alper'i sol beğe mi attık? Denemem Oynar ki. lazım o çocuğu orada. Oynuyor. Yeşil oynuyor. Sıkıntı yok. Yeşil de aynı zamanda orada da bize bir alternatif. Baksana abi Boniface'e ya. Oha. Beni almazsanız böyle Orta olur sağdan dedi. alıyor herif topu bak. Buradan alıyor. Hop hop Beni hop hop almazsanız hop beni hop alırsınız dedi yani adam. hop Ya hop. babayı alırsınız gibi bir Çıt. şey oldu. Gol. Ne alaka mesela şu gol ya? Orada kademe hatası Revivo'dan geldi bu arada. Galatasaray'ın çocuğu derim. Revivo'ya. Hata yapınca. Tabii.
Alalım atalım ya. Alalım atalım ya. Barış Alper sarı kart mesela. Çok iyi. Çok iyi. Haydi Barış, lan. müthiş girdik. Ah be. Aleye dönün. Hadi. Orta. Fernandez. Barış asist Ya mesela. Diyor ya. Diyoruz abi. İçimden dedim ki bu adam Bruno Fernandes'i niye sola attı? Ne saçma bir hareket dedim. Ya sen bambaşka bir insansın ya. Görüyorsun değil mi Emir'im beni? Ya başkasın sen. Sen bambaşka bir insansın ya. Bruno Aynen öyle. Barış Alper Fernandez. Yılmaz sol bek. Sen bambaşkasın be kardeşim. 5 mi? 4 olması lazım diye Oho. düşünüyorum ama. İkilik Yo gibi 5'i de gördüm dakikada gördü. gelen gol. Yo sen 5'i de gördün mesela. Hemen son saniye. Yok. Çok iyi Handikaplı kaleci etti. Leverkusen çözülüyor mesela. Size ne dedim? Averajı kapat, farkı kapatıyoruz. Hazırlanın. Bu arada umarım o an direkt kapın açık değildi. 10 tane yiyeceğiz Şalke Liverpool'dan. Bayern yendi. Abi geliyoruz ya. Yine geliyoruz. Şey diyeceğim. 3 puan farka düştük. Aynen öyle. Liverpool'la yeneceğiz. İstemiyorum bunu ama yeneceğiz. Ali bu 18. diyor bu arada. Evet Berbat bir takım evet. sanırım. Berbat takım değil de fikstürde zor başlamış demek ki. Fikstürde neyin ne olduğu belli değil çünkü. Kime yenilmiş? Chelsea, Real Madrid. Oo. Yok, Real Madrid o kadar. Sonra şeyi yenmiş, Feyenoord'u yenmiş. E niye bu kadar geride lan bu takım? O zaman herkes mi çok iyi? He. Çok da geride değilmiş Çok ya. geride 18'i değilmiş orta. ya. Bir galibiyet, bir mağlubiyet. Daha 18 iyi bir Biz çok pozisyon o iyiyiz. zaman. Biz çok iyiyiz, evet. Ya Öyle. akı karası belli değil zaten daha işin. Biz çok iyiyiz ama ya. Onu dillendirdiğimiz iyi oldu. Yeni format inanılmaz iyi. Kafayı yiyeceğim ya. Ama Leipzig yeni deplasman formatın mı? Abi. Böyle bir fikstürü de şu yeni formatın oturması için gerçekten bir sene oynanması lazım. Bir görmemiz lazım. Kanlı canlı. bir şey değiştirsek mi? Bak. Şampiyonlar Ligi atmosferinde bir çıkalım be. Of. Fontum falan iyi değil, şaka mı ya? Liverpool nasıl çıkmış? Bir de Liverpool'a bakalım. Nunez, McAllister, Szoboszlai, Jota. Guerra, Varela kim lan? Manning kim? Mahvolmuş lan Abi Liverpool. bizi Gümüş Hacı Köy'den Amasya'dan izleyen kardeşler varmış. Başta Kemal olmak üzere. Amasya Gümüşhacıköy. Selam. Selam yolluyoruz hepsine. Bugün şahanesin Gümüş Hacı. Beyaz şov mu alırız? Yok, konser sonrası story yaptım. Ha. Bugün O da şahaneydin Gümüş Hacı. mesela Gümüşhacı köyünde hiç gerçekten böyle bir şey söylenmiş midir? Bence lakabı Gümüş Hacı olan biriyle seks yaptıktan sonra bir kadın böyle bir şey söylemiş olabilir. Gözümün önüne geldi de. Aman hocam. Yok, gümüş bir hacı gözümün önüne geldi. Gümüşten bir Gol. hacı. Hocam ver Golazo. golümüzü. Offside'la o suyla bile alakası yok. Yeneceğiz Liverpool'u demiştim ya. Bu arada Yeneceğiz. Gümüş Hacı Kupaya Köyü. gidiyoruz ya. Kupaya gidiyoruz. Abi yeter Of. sakatından, bıktım ya. İkinci sakatlığı ha bu arada sezondaki. Daha kaç, neredeyiz? Eylül'deyiz. İkinci sakatlığı Lavuğ'un. Sıkıntı var. Galatasaray niye dördüncü? Ne alaka? Galatasaray Sparta Prag'a yendi dün. Aha nerede lan? Ben böyle önde bir şey mi dedim?
Yok yok, geriden çıktı abi, alakası yok. Semih Kılıçsoy. Liverpool, osuruk takım. Liverpool Abi kötü lige takım bak. lan bu arada. Hani bozmayak ağzımızda da harbi beğenmedim kadroyu. Oha. 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 Bu var abi, bu takımda da bu var. Hoffenheim'da da bu var. Abi bir çıt geri mi çekilsek pozitif futbol falan? Ne Ya yap gerek mesela, tamam bak ne oğlum istiyor. alaka mesela. Şimdi niye böyle bir şey yapayım? At 5'e at, 10'u at, 15'e at. Birileri KG oynamış. Aynen öyle. Ama İsim sarılıları vermeyeceğim. çıkaralım. Sarılı çok var. İbanyez. Kalem etekli bir arkadaş. Allah. Ah. Ramel. Takımımın iyiliğini düşündüğüm için özür dilerim Baksana gol herkese. yedik. Aşağıda gol yedik beyler. Aşağıda bir gol yeme gördüm ha. Aşağıda gol yeme gördüm. Ama Çok en azından erken. kardeşimizin kuponu tuttu abi. Aynen öyle. City PSG. Bizim de şey kuponu gidiyor bu arada. Şampiyonlar Ligi kuponu yanıyor bizim. Saçma sapan bir 2 puan bırakacağız burada. Derken. Ah be. Attık attık sandım. Yedik mi lan? Ne oldu abi? Çok duygu değişimleri yaşadık ya. Yedik Umarım bu ya. sefer yanılırım. Boya bak. Dediğimde geri çeksen 3-0'da hala. Bindi'den fazla yazar orası, ben sana öyle söyleyeyim. Liverpool'a 3'ü takmışız. Ne gerek var hücum ağırlıklıya? Harbiden abi, neydi senin hücum ağırlıklı Abi bu saçmalama herif ya? dediğiniz zaman geriye çeksek takımı maç dönüyor ya. Abi ama bak, mantıklı olduğunu gördün. Yo. 3-0 gen çeksen 3-0'da hala. Ya bu Turan galiba zamanında geri çekilmeyi çok iyi biliyor. Yani. Aman hocam. Aman. Dört mü? Duran götünü ört. Harbi neydi o takımı Teşekkürler geriye efendim. çek Aynen öyle. saçmalıyor Aynen Ukrayna'ya? öyle. Hoffenheim savunma yapmaz. Sadece Yaptırır. haklılığımın kanıtlandığı bir maç daha. Şahane maç oldu bu arada. İki takımı da teşekkür ediyorum. Futbolu çirkinleştirmediler. Beyler Liverpool'u yendik. Lag gelmiyorsa yayını kapatıyoruz. Daha ne yapalım? Şey diyeceğim oğlum, harbi pozisyonumuz falan çok iyi ya. Şampiyonlar Ligi'nde estiriyoruz. Aha, Van den Bremt 3 hafta. Van den Bremt sen 3 hafta 3 hafta nereye kaçıyorsun acaba? Tost most hayatımı yaşıyorsun biriyle ya. Ev 2'de 1 açmış 3 birine. hafta bir yere nereye kaçıyorsun sen sürekli 3 hafta? Sapanca'ya kaçıyorum hocam, orada bir doktor var, iyi geliyor bacağı falan diye 3 hafta nereye gidiyor bu ya? Hocam Bungalovcu çıktım. bungalovlarda bir fizyoterapist var, çok iyi geliyor benim ayağı 3 hafta. Dortmund Oha! Dortmund lider oldu. Bayern bir daha tökezlemiş. Yok, maçı eksik. Şimdi oynayacak. Union Berlin yener ki Bayern'i. İyi izleyin. Biz zor yendik orada. 5-0 mı ne yendik? Yenmiş miydi? Biz 5-0 falan yendik de zor takım. Bak 1-0 zor alıyor. Abi bize dedim mi averaj farkını kapatacağız Bayern'le. 5-0 yendiğimiz yerden 1-0 anca çıkıyor. Ezik. Kulüp. Bir şey söyleyeyim mi Aynen öyle. size? Liverpool'dan zor maç. %100. Liverpool'dan zor maç abi. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi Anton Stach, Ramel, Araujo. Mastan Tuna'ya baksana abi. Koyduğumuz her bekle anlaşıyor. Ne iyi adam ya. Abi insanın öylesini severim biliyor musun? Yani birazcık da şey ol be. Küçük Anlayışlı ol. dağları da sen yaratmadın yani. Biraz sakin ol. Champ. Nedense canım Atilla Salah'ı çekti ya. Arroyo yorgun. Barış Alper. Saro ne Sen oynuyor yayın orada? dışı teknik ekibi ayarladın mı abi? Ayarladım. İyi tamam. Çok soruyorlar Spor mı onu? bilimci var mı diyorlar mesela. Dolu. Doluymuş chat. Dolu. Aziz Sancar aldık beyler. Öyle düşünün yani. Dolu. Teke tek çeker tarafta, öyle diyeyim size. O kadar spor bilimci var. Ya bu adam da böyle ortaya açınca çakıyor şakayı. Revido. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bu maçı yenersek büyük ihtimal şampiyonuz. Bence de şu. Bu arada bir şey söyleyeyim mi sana? Bu maçı yenersek gerçekten şampiyonuz bence. Ya harbiden hani o kırılma maçının Aynen havası öyle. var. Deplasmanda Leipzig'i yenen takım götürür abi.
Ama pek umudum yok. Totem değildir. Not. Aha. Çıksak ya. Bizim atamız olsa ya bu. Geliyor mu aklına? Cidden ya. Ben de gibi geçmedi ya. O şarkı aklıma takıldı ama sözlerini unutmuşum. Ne yapmalıyım? Yazama söyle abi. Geliyor mu aklına? Ben de gibi daha. Ersa Üner'in şarkısı bak, söyleyen bile aklımda mı şarkı yok. Chat kim bu? Ersa Üner Ersa yüzde Yunan. yüz. Ersa Üner'in şarkısı yüzde yüz. Sanatçının Ersa kralıdır. Yunan beyefendiye selamlar demiş. Şarkının adı mı beyefendiye selam yollamış. Hayır abicim, şarkıyı söyleyen adam Ersa Üner. Abi tahkim kurulu Gol! Trabzonspor'un aldığı cezayı 4 maça düşürmüş. Çok doğru karar ya. Bravo tahkim kurulu. Sen o karara gol dedin Daha sanırım. aynen öyle oldu. Gol be! İki maç daha fazla izleyeceğiz Trabzon'da. Seyircili. Bir gol daha ya, bir gol daha ya. Yoksa ben yiyorum gol ya. Ben 75'lerden sonra çok gol yiyorum. Bir tane daha atın da öyle sıçıp atırayım değişikliklerle ya. Kendini tanıyacaksın hacı. Biz banko yeriz. Hadi. Oh, İşte bu ne ya. yaptı İşte bu. be? Takım beni tanıyor abi. Bu takım bu herif batırır 75'ten sonra diyor. Takıma bu şeyini vermişim. Yeryüzünde iyi top oynayan tek Paku. Doğru bu arada. Size iki rakip buldum ama. Of. Yapma o işi ya. Olsun, ben Bir senin şey için diyeyim mi sana? mücadele ederim. Senin formanda özel çocuk yazıyor desem. Ciddi misin? Evet. Forma mı yaptırıyorsun? Evet. Sende özel çocuk yazıyor. Yap. Numara kaç? Şimdilik şu videoya artık o kadarı da videoya kalsın. Harbi misin? Batırırım abi. 75'ten sonra batırırım. Yeme işte şunu. Bak şimdi benim elim ayağım titreyecek. Bir tane değişiklik yapacağım. Bu değişiklik bize iyi gelmeyecek falan filan fistan. Arojo. Başımız sağ olsun vefat etmiş. Barış Alper'i alacağım sağ beke. Not Okan Buruk. Lukanovic. Roy Revivo. Abi Onana niye böyle ya? Onana iyi bir futbolcu değil miydi kondisyon olarak? Niye bitmiş halde görüyorum her gördüğümde bu adamı ya? Tamam 75'te bitersin de. 3 ve hocam gol. Offside abi. Hocam gol. Çok geriden çıktı Emir'cim. Gözünün şeyini şey yapayım. Oh. Gitti ama böyle. Rahat olun. Ya Totem yapma. Yiyeceğiz, sevineceksin işte ya. Anlaşıldı. Seni de biliyoruz ya. Tanıdığımız adamsın. Ah be. 3 puan hak etmiştik. Tüh. Harbiden hak etmiştik ya. Neyse, şimdi atarız kesin. Haydi bakalım. Hadi. Ananı. Yapma ya. Hadi ya, vallahi hak ettik ya. Barış Alper Yılmaz sağ bekmiş bu arada. İnanılmaz oynadık kalan sürede. Deplasmanda bir puanımı alayım. Şarkının adı Nokta'ymış abi. Ersay Üner Nokta. Ya nasıl Lukanovic bize kızgın mıymış? biz Dukanoviç'e kızgınmışız Ha. da.
Çok kötü gitti ya. Chat acayip saçma sapan gitti ya. Atletico deplasman mı? Çıtırdan fazla da geldi fikstür ya. Şampiyonlar Ligi iyiymiş, hoşmuş da. Tam rotasyon. Nembremt. Şu kupada bir estirelim. Nasıl estiriyoruz? Güzel estik. Sakat vermedik. İçeride Hoffenheim. Hoffenheim'i şey Hamburg. Hamburg'u yenmemiz lazım. Yani Atletico maçında takımın artık şeye hakkı var ama stoper gitti ya. Artık ligde hiç kalmadı. Ligde sıfır. VAR hakemleri yabancı mı olacakmış? Nasıl yani? Öyle bir şey mi var ciddi? Ben bu arada bir şey söyleyeyim size. Aha. Bence yarın Fener maça çıkacak. As Yok yani. be abi. Daha geçti artık. Nasıl olacak o iş? Sürpriz bekliyorum. Peki nasıl dönüleceğini düşünüyorsun? Şimdi sen Takım Ali Koç'sun ve burada sabah karizmayı takım minimum çizdirerek. Ali Koç'un yalısındaydı. Tamam. Tadiç takım arkadaşları adına söz isteyip inanılmaz bir konuşma yaptı. Takımda Ama kimse anlamadı. ağlayanlar oldu. İsmail Kartal'ın gözleri doldu. Ve Aha. son sözü Dzeko söyledi. Kupayla Bilmiyoruz. döneceğiz başkan. Gibi bir dümen bekliyorum. 11.30-12 gibi. Vallahi ben hiç ihtimal vermiyorum. Bu saatten sonra imkansız geliyor bana ya. Bu arada ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu söylediğim bütün senaryolar Fenerbahçe'nin şu an yapmak üzere olduğu şeyden daha mantıklı. Yani maça çıkmama %100 canım. işinden Kesinlikle. yani şöyle bir yalandan bir duygusal işte çok ısrar ettiler ve çıksınlar bilmem ne gibi bir şey olması bile yok çıkmıyoruz U19 yapıyoruz bizden daha mantıklı. Ya sana şöyle Abi diyeyim, daha işin üzücü tarafını santra söyleyeyim. ya. İşin Harbi üzücü daha tarafını Bismillah söyleyeyim. demedik ya. Ali Koç hata yaptım nasıl toparlasam diye de düşünmüyordur. Ali Koç şu an doğru bir şey yaptığını düşünüyor. Ve taraftar yanılıyor falan diyordur muhtemelen çevresindekiler. Yani o yüzden ben o ihtimali hiç görmüyorum. Bu şey muhabbetine ne diyorsunuz? İşte şu kadar kişi gidilecek, U19'dan 3'ü kadrodan çıkarılacak, maç ertelenecek falan. Ya o çok önemli değil. Zaten öyle olacak. Ne olacak? O maç 90 dakika oynanmaz. Ya Erteleniyor benim mu bildiğim öyle? zaten 9 kişi çıkılabiliyor sahaya. 9 kişi çıkacaklar. 2 kişi maç başladığı an sakatız diyecek. Fener 7'ye düşünce hakem maçı bitirecek hükmen. Aynen öyle. Ha şu olacak. Galatasaray o gün orada kupa alamıyor sanırım. Maç sonra tescil oluyor diye biliyorum. Bilmiyorum o kadarını da. Yarın buradayız gelişmelerle. Yok pazar günü. Pazar günü Dolgus ekranlarındayız gelişmelerle. İlk yarıdan çevirme işi güzel iş. İlk yarıdan çevirme işlerini güzel bulurum. Olumlu karşılıyorum. Baya abi bir de Dortmund çıktı. Dortmund bam güm gidiyor ya. Dortmund'un çıkmasıydır abi. Bayern bizim rakibimiz. 3 mü? Bakueta! Ne adam ya. Karması güç mü? Herhalde 3 olmaz diyeceğim. Ne oluyor? Bizim takımın öyle işleri de oldu bu sezon. Augsburg Leipzig 0-0. Oradan da bir Leipzig puan kaybı tatlı gelir. Ekmek kadayıf olsa da şu kaymaklı ne yerdik ya. Sever misin ekmek kadayıfı? Acayip. Niye? Hayvani iyi tatlıdır.
Kaymaklı mı peki tercih? Tabii. Hatta kaymağı abartılmış seviye fazla bir. Ekmek kadayıfı severim. Yani ulan biraz abarttık galiba. Bu ekmek kadayıfını. Ben Şeklik ekmek kadayıfı severim. kaymağı abartılmış ayva tatlısı çok seviyorum ya. Ayva tatlısında da böyle Ayva da kaymak çok oluyor ya. severim, evet. O bence tat noktası yani kaymak işinin. Evet, maça bir heyecan gelsin, değişiklik yapalım. Şöyle Antonuç'ta. bedavadan galibiyet Aynen olmaz. öyle. Çok rahat geçirdik şu da kadar dakikayı. Biraz da batıralım dedi Elma. Çok iyi. Çok iyi. Şunlar girecek ama ya. Aha, Leipzig 87'de attı. Aha. Duki. Prömel artık yani çevirdin. Kaleye baktın. Nefes aldın. Artık o da girmiyorsa eşek deme hakkımızı kullanabilirdik. Güzel. 25, 25, 22, 20. İyi gidiyoruz. Takipteyiz. Zor fikstürü atlattık. Babalarla oynadık. Bir Bayern'le oynamadık. Bu Bayern'i arada 18. kim ya? 2 puanı var. Bundesliga'da mı? Werder Bremen. Aa, Bremen. Vah vah vah. Bizden puan aldı değil mi Werder Bremen? Yoktur öyle bir rezilliğimiz ya. Yoksa ilk maç onları yendik değil mi sanki? Rakip takım talimatları. Aa, bunu ben Bruno Fernandes'i dinlendir diyor. Dinlendirek ölmeyiz. Mastantuno'yu oraya koyalım. Barış Alper'i buraya koyalım. Şöyle yap. Tık tık tık. Tamam. Onana da yorgun. Onana'ya da gerek yok. Prömel yapalım. Onun dışı çıkar Bence biraz mıyız? defansif çıkabiliriz abi Atletico'nun karşısına. Şöyle pozitif bir çıkalım. Bakalım ne olacak. İyi. İyi. Uy, güzel. Güzel, güzel. Oğlum biz harbi Şampiyonlar Ligi'ni alacağız galiba. Size söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi lig etabında ikinciyiz şu an. Mükemmel. Oğlum Manchester City'nin olduğu yere bak. Bize Atletico de da bu tak arada diye o gelir en biliyor son musun? potada abi. Tak diye gider, son 16'da City'yi çekeriz mesela. Allah Allah. Gol hocam Offside ya. yok Ne hocam bakma. offside'ı, ne alakası var? Ne alakası var? Gol gol gol. Bir şey diyeceğim. Benim Görürüm Hasan abi görürüm. abiye bir özür borcum var. Şampiyonluk dedi. Ben güldüm. Sanırım ama harbiden iş oraya gidiyor. Her favoriyi yendik bu arada.
Karşımıza çıkan her adamı yendik yani. Hocam bizim adama yapılan müdahale. Bako mu? Cambozluğum mı? Regen mi? Yok Ekrem Var daha mıydı? ya. Cambozluğum bildiğimiz Cambozluğum mı ya? Hani yemek sepetinde işe girmişti? Aa. Oğlum senin ne işin var burada? Cano, senin ne işin var burada? Aha. Bitti bu iş. Bitti bu iş. Abi rahat olun, Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Benim kulağımda kulaklıklar Abi çok düşüyor ya. Kulak güleniyorum. içi kulaklıkları takan tayfanın kulaklarıyla benim kulaklar arasındaki fark ne beyler? Benden niye sürekli düşüyor bunlar ya? Abi benden de düşüyor bu arada. Alakayı anlayamadım ama. Ben buradan bütün kulak burun boğazcılara soruyorum abi. Benim kulaklar niye olmuyor bunda ya? Hocam vallahi yok kırmızılık bir şey ya. Biraz daha dengeli ve topu ayağımızda tutan bir şeye geçsek. Top, aynen. Tempoyu düşürsek abi. Zamanı biraz yaralı geçirsek. Aynen öyle. İyi geldi lan taktiksel değişiklik. Leonardo mu? Leonardo'yu hatırladınız mı peki? Yo. Evlat. Bizim Stokes'te miydi? Chat. Hatırlatsanız be. Stokes değil. %100 eminim böyle bir adam olduğuna. Ya kanat mı oynasak forvet mi diye tartışıp duruyorduk. Stoke City'de miydi lan? Olabilir. Stok'taymış aynen. Öndeyim. Durduk yere adam kayıyor, mayıyor, bir şey yapıyor. Kaleciye ne yaptınız abi ya? Kaleciyi de oynat. Bitti. Bitti. Bu iş bu Aynen kadar öyle. abi. Bu iş bu kadar. Kaleciyi kaybettik, stoperi kaybettik. 5 hafta. Bilek bağı yırtığı. Oğlum sen kalede bilek bağını nasıl yırtabiliyorsun ya? 2 hafta Sınav mı Mastantuna. çekiyor arkada? Ne yapıyor bu abi? Kulüp spor bilimcisi var. Her şeyimiz var beyler ya. Allah'a şükür. İyiyiz de yani. Mesela Bundesliga'da en iyi ikinciyiz. Bundesliga'da üçüncüyüz falan yani. İyiyiz ya. İyiyiz. İtmana bak. İtmanların hepsinde Bundesliga'da lideriz ya neredeyse. İyiyiz ya, onunla alakası yok. Antrenman, dinlenme. Tamam, bu da benim kafamdaki tarz. İyiyiz abi ya. Şans, bu sezon yaşadığımız sakatlıkların tek açıklaması şans. Size söyleyeyim. Başka hiçbir açıklaması yok. Her şeyi doğru yapıyorum. Kalemine kağıdına uygun yapıyorum. Sadece şans. Sadece şans arkadaşlar. Dönüyor bizim başımıza geliyor. Nazar. Ha, nazar. %100 nazar. Nazar faktörünü unutuyorsunuz hep. Salah'a iyi koyarım. Baumann Aro'ya. Tamam. Onana. Reo çık. Barış Alper çık.
Pakuet açık. Başka ne kaldı? Semih oraya mı? Ama Semih oynasın ya. Hoca Şanlıurfa olayına bak diyorlar. Ne oldu Şanlıurfa'da? Otogarda bir çatışma çıkmış da bir şey yok yani. Ya futbolu etkileyecek bir olay değil. Chat'te onun çok sorusu var da. O kadar büyük bir olay değil chat bence. Şanlıurfa'daki olaylar nedeniyle maçın ertelenmesi gibi bir şey gelir mi? Yani ben geleceğini düşünmüyorum. Öyle bir o kadar büyük bir olay değil. Bir kişi Aha! rahmetli Bu olmuş. iş bu 10 kişi kadar. yaralanmış. Harbi bizim ülkenin standardı mı oldu bu artık Duran diyorsun ha? Bir kişi ölmüş, Harbi 10 kişi Turan niye bu yaralanmış. kadar? Doğru söylüyor ama bizim ülkenin kaderi bu. Sokaklarda Hani ölüm var. İsveç'te yaşıyorsak bilelim yani. İsveç'te yaşıyorsan İsveç'te şu an ülke durmuştu öyle diyeyim sana. O hal ilan edilirdi. Tabii tabii Ama bizde millet maalesef. düşünüyordu hayırdır ya niye böyle bir şey oldu. İşte Başbakan, İçişleri Bakanı oturup düşünüyorlardı. Biz artık he, 10 kişi yaralanmış bir kişi bilmem ne. 2 gün önce gece kulübü yanıyor 25 kişi ölüyor ya. Mesela hiç konuşuldu mu Hiç genel olarak ülkede hiçbir şey olmadı. İstanbul'un ortasında en lüks yerlerden biri 25 kişi. Mutfağındaki aşçıdan orada çalışan işçiye 25 kişi ölüyor abi. Aynı yerde yanarak. Ama hiç hani şey gibisin ya. Hani, hani 25 kişinin üstü toz olmuş gibi anladın mı? Yani sinirlerimiz alınmış gibi bu konularda. Semih Kılıçsoy mesela ilk yarı bitmeden 11 gol. Dediğim harbi şampiyonluk geliyor ya. Ligi bilmem de Avrupa'da daha iddialıyım ya ligde. Ligde ilk başlarda takım birbirine alışana kadar çok kan kaybettik. Harbiden bizim o ilk 3 hafta saçmalığı ne olmasa ya, o saçmalık. Evet, oralarda Şu çok an kan liderdik kaybettik. muhtemelen. Öne. Urfa'da seçim görevindeydim. Bir kişi gayet normal sayı. Gece 3'e kadar eve gönderilmedik. Vay 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 vay. Hat-trick bu arada. İlk etriği mi? O Fenerbahçe'deki herhalde öyle. Çok iyi. Dalga geçiyor takım. Averajı da kapatacağız demiştim bak. 21-16. Ensedeyiz. 21-17 hatta. Kaptık, kaptık. Yirmi 17. Averajı da çözeceğiz. Rahat olun ya. Bu ligde averaj önemli miydi Bundesliga'da? Sanırım ikiliden daha önde değil miydi? Freiburg bir yalandan geldi. Sıkıntı yok. Ezekvem ne alaka? Sıkıntı yok. Bitti, 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 tamam.
Çok iyi. Semih Hetrik. Dukan'dan da kenardan getirip katkı alıyoruz full. O da iyi. Şimdi milli ara mı? Milli ara. Augsburg'la başlayacak bizim mesai geri. Süper Lig'de durum ne? Türkiye Ligi nerede lan? Fener lider. Son şampiyon Galatasaray. Galatasaray 5 senedir şampiyon. Fener lider ama. Fener'de kim var? Weiss. Bu adam 2000, ya. 2030'a kadar niye kontrat yaptın abi elin adamıyla mesela ya? Bu arada 12 numara şu an tweet attı. Süper Kupa kararımızın arkasındayız diye ki 12 numara da yönetime yakınlığıyla biliniyor. Yani bir fikir değişikliği falan yok. Hala devam. Çıkmama işi. Vallahi bilmiyorum Turan, bu iş bana hiç doğru gelmedi ama tabii Ya sana Fenerbahçeli şöyle biri değilim. söyleyeyim. Tarihi bir komediye adım adım gidiyoruz. Yani 2 gün sonra yaşanacak olayı bizim rakiplerimiz Fener'in 5 yıl, 10 yıl, sofaları 20 değerlendiririz yıl ama. gülerek yani ve ya mesela 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl önümüzdeki gülerek anlatacaklar bize. Dalga geçecekler ve biz bunu kendi ellerimizle yapıyoruz. Denilecek hiçbir şey yok. Bir şey diyemem. Ben hiçbir mantığını görmüyorum. Hiç sıfır. Yani bir en ufak mantığını görmüyorum. Yani biz Galatasaray maçına çıkmayacağız ve 15 senedir bize yapılanlara tepki koyacağız. Galatasaray Valla şunu da bedavadan kupa söyleyeyim. alıyor. Dürüstçe şunu da söylemek lazım. Beşiktaş maça çıkmadığında ben gülmüştüm mesela bize karşı. Ama Beşiktaş'ın sebebi bile daha mantıklıydı. Beşiktaş'ın inandığı Beşiktaş'ın ve sebebini ne gibi doğruysa düşün biliyor gerçekten. musun? Sen bu Trabzon'da bu olayları yaşadıktan sonra bu Evet. kupa finali Trabzon'da olsaydı ve sen Trabzon'a gitmeyeceğim deseydin ama devlet seni git diye zorlasaydı. Ha, aynen. Ya Beşiktaş'ınki Yani bu %100 daha mantıklı. yani o Beşiktaş'ın aldığı karar bu ama Fenerbahçe'nin aldığı karar yani. Bilmiyorum, hiçbir Şimdi mantığını bak veremiyorum ya. Beşiktaş'ınki mantıklı olduğu halde herkes güldü yani Beşiktaş'a niye çıkmadınız maça falan diye. Beşiktaşlar kendini derdini anlatmaya çalıştı. Bizimkisi büyük rezillik olacak yani 2 gün sonra. Hani ben mesela muhtemelen bir 2-3 gün Twitter'a girmem pazardan sonra. Çünkü hiç çekilecek iş değil. Ben vallahi full girerim. Kaos severiz. Sen de eğlenirsin Bugün ya. hatta Seversin. Ahmet Ercanlar bir işte kayıt var. Ümraniye kalecisi Erden Timur falan filan yapıp sonra kayıt Alaçatı Spor'a ait çıkınca tweetleri silip ben Galatasaray dememiştim ki falan şekli bir tribe girmiş. Mesela inanılmaz hoşuma gitti o gündem ya. İlginç adam. Dünyadaki en kötü 2-3 insandan biri ya bence. Bir şey diyeyim mi ama? Ben bir 30 saniye falan inandım Ahmet Ercanlara. Bu Tabii da benim tabii. ayıbım olsun. O öyle bir 30 Hani bunu saniye, 30 görmüşsündür belki. saniye yakalamak gibi bir özelliği vardır insanları zaten. Ama Beni zaten bir 30 maksimum saniye 30 yakaladı. saniye inanılabilecek bir Tabii adam ya. tabii. Hani İnanılmaz ya. zaten ses Bu kaydı 15 ET saniye yazıyor bir falan de ya. aklı sıra hani ET yazacak ki hani mahkeme çağırdığı zaman oğlum niye iftira attın adamlara efendim ben iftira atmadım kimseye falan yapacak. Osuracak sonra. Yani inanılmaz bir adam ya. Ama şey tweet'i de var. Onu, o oradan kurtaramayabilir. Orkun Ümraniye yazdığı bir tweet var. Onu silmiş sonra. O belki üzebilir kendisini. Ya Çünkü zaten ben sana bir Orkun şey söyleyeyim mi? Ümraniye Artık kaleci. yani ben Beşiktaş'ın 2015'te Fener'le çakıştığı dönemden itibaren Ahmet Ercanları tanıyorum. Yani Hı. bu sefer de zıplarsa diyeceğim ki herhalde bu adam devletin içinden biri yani. Bu kadar Ha, anladım. mesnetsiz millete iftira atıp da ben daha bir tane tweet attığını görmedim ki arkadaşlar ifade vermeye gittim şimdi falan filan dedi. Yani o kadar rahat sallıyor ki herkes her şeyi o kadar rahat diyor ki yani. Hiçbir şey olmuyor yani.
İnanılmaz bir adam. Ya hep çamur atıyor. İz Tabii bile tabii çamur bırakamıyor, öyle atıyor, diyorum. kimse şey yapmıyor mesela. Okey. Hani hiçbir mavi biri de çağırıp demiyor ki yani ne alaka? Niye böyle şeyler söylüyorsun demiyor mesela adama. Abi attığı çamurlar o kadar problemli şeyler ki, hani hukukla yargılansa Allah'ım çok Başı şükür dersin. niye belaya girmiyor biliyor musunuz? Çünkü Fenerliler bile herife Niye? inanmıyor artık. Ben mention'larına baktım bugün. Alıntılara falan baktım. E Fenerliler bile sövüyor. Fenerliler şey falan yazmış. İşte bunu yok ederse GS'li kardeşlerle şöyle oluruz falan yazmış. Yani artık desteklediği camianın bile utandığı bir adam ya. Herhalde savcı da ciddiye almıyor yani. Çünkü ciddiye alındığı dakika iş yeri atılması gereken bir adam yani. Sürekli herkese Sana şöyle iftira diyeyim. atıyor. Ya aynı tweet Rambo Okan atsa muhtemelen savcılık çağırırdı. Hani Okan bir gel anlat bu ne diye. Rambo Okan bile daha ciddiye alınıyor olabilir şu sıralar. Maalesef. Oğlum nasıl bambaşka bir ses kaydını ve çok çabuk insanların bulabileceği bir ses kaydını bambaşka iki insan üzerinden bir hikaye yazarsın ya. Yani Şeyi düşünsen abi, biri bunu getiriyor ona. Abi böyle böyle bir şey var. o da mı Ellerini inandı nasıl diyorsun? O da inanmış ovuşturmuşlar? olabilir biliyor musun? Ben bu arada şuna söyleyeyim. Ben yaptığı şeyi tamamıyla bilinçli yaptığını ve Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını ikinci plana düşürmek için yaptığını düşünüyorum. Yani Aziz Yıldırım bugün bayağı Ali Koç'a demediğini bırakmadı. Ama hani millet bir Erden Timur, Ümraniye kalecisi falan konuştu. Durduk yere. Mesela bugünün gündemi aslında Aziz Yıldırım'ın hak ettiğimiz maça niye çıkmıyorsun da Galatasaray'a kupa hediye ediyorsun? Bizim burada günlerdir yayınlarda söyleyip YouTube yorumlarda hakarete uğradığımız mesele. Fenerbahçe'nin Ya mesela eski Aziz başkanı Başkan, diyor bunu. ya Sayın Başkanım, keşke kongreye gelip orada söyleseydiniz bunu diyorum ben de Aziz Başkan'a. Bence de Maalesef öyle. ben de %100 büyük bir... katılıyorum sana. Çünkü mesela kongreye gelse ben inanmıyorum ki böyle bir oylamada sonuç çıkacağını. Tabii canım. Tabii, %100. Yani Yani çocuklarımızın bunları emeğini niye sonradan... hiç ediyorsun falan dese orada biri çıkıp ona göre bence bir el kaldır indir işi olurdu. Herkes başkana destek çıktı böyle karşı görüş olmadığı için. Ya bir de öyle bir video hazırlanmış ki abi, o videoyu izleyip de başkana destek vermeme şansın yok. O galeyana gelmeme şansın yok. Ya Aziz Başkan'ın yaptığı açıklama beni neden üzdü? Taraftarın %98'i Urfa'ya gidelim derken hadi biz Urfa'ya gidelim diye açıklama yapmaz Aziz Başkan'ın. Mantığı yok. Gelip kongrede deseydi ne alaka Ali, biz gidelim Urfa'ya bu takımı çekme falan. Orada savunsaydı bu şekilde fikrine, saygı duyardım. Ali Koç devam edecek mi lan? Bence edecek bu arada. Abi bilmiyorum ya. Bence olamasa da edecek bu arada. Bilmiyorum. Yani bu sene bir şampiyon olur mu olmaz mı onu görmek Olamasa da lazım. edecek lan bence. Olsa zaten Zaten edecek de olam. olamasa da edecek bence. Sana şöyle diyeyim, olursa etmeyecek diyen var Yok, yani. ben inanmıyorum. Olursa Bu adam etmeyecek, olmazsa edecek Bak diyen ben size bir çok. söyleyeyim. Bu adamın gözlerinde asla Fenerbahçe başkanlığı bırakacak bir ifade yok ya. Bak hani Ya ben de öyle düşünüyorum gözlerden çünkü onu mesela bak, okumuyorum. Süper Kupa'ya niye götürmüyor biliyor musun takım? U19'u götürüyor. Çünkü hak mahrumiyeti yiyecek diye. E kim düşünür hak mahrumiyetini? Devam etmeyi düşünen adam. Tabii. Yani başkanlığı ben kesin bırakıyorum Hadi lan dese, o Barış. düşüncede olsa. Ama hak mahrumiyeti olunca üyeliği falan düşmüyor mu bir yerden sonra? Benim Öyle bildiğim düzlükte yöneticiliğe düşüyor. yöneticiliği Yöneticiliğe mi, düşüyor. düzlükte bir şey var falan diyordu Bir şey söyleyeceğim sana. kongrede. Üyeliği düşsün. Tekrar dönüp Fenerbahçe'de bir hedefim mi var? Hayır, pardon, Fenerbahçe'yi üyelik değil, yöneticiliği düşüyor. Ya düşsün. abi yöneticiliği düşsün yani tekrar. Fenerbahçe mi önemli? Onun yöneticiliği mi önemli? Düşsün. Ya mesela Rahmi Koç Beşiktaş'a çok büyük destekler veriyor. Yönetici mi Rahmi Koç? Hiçbir şey. Hayır, hiçbir Değil. zamanda hiçbir şey olmamış mesela Beşiktaş'a. Ha yani adam, ama Beşiktaş'a verdikleri dillere destan yani. Buradan İstanbul'a yol olur. Ali Koç da öyle devam etsen, ama bak hala kafasının bir yerinde bir yöneticilik var. Ya Ya yüzde çok yüz ya. güvenmem Bence ya. asla bırakmayacak bu arada. Bak ben ki mesela insanlar şey diyor. Ailesi çok baskı yapıyor. Ya ailesi 10 yıldır falan baskı yapıyor bu işlere hiç girme diye. Dinlemiyor ki. Yani artık aileyi falan tamamen
Kulak arkası edip bu işlerde zaten. Ya şöyle diyeyim, şampiyon olursa kesin seçilir aday olup. Ya Ama olamasa da seçilir şampiyon abi. olamazsa, ama bak Ben o Süper Kupa'ya kongrede götürülmeme. ben kongredeki havayı gördüm abi ya. Ben Fenerbahçe'de Abi hiç az öyle deme. çok güçlü olduğunu Bilmiyorum. düşünüyorum herif. Ve bence Çok çok güçlü güçlü de şimdi bak. olmasına da güveniyor yani. Hani okey diyor yani. Anladın mı? Ya olamasak ne olacak diyor. Ben her türlü yine varım diyor yani. Abi ben bazı divanları falan izliyorum Fenerbahçe'de. Fenerbahçe divan üyelerini falan azarlıyor ya. 60-65 yaşındaki adamları. Bir susun bir şey anlatıyorum şu an falan diyor. Millet çıt çıkaramıyor. Çok oralarda çok şey güçlü. Bir de Fenerbahçe'de şey kültürü çok var. Başkancılık kültürü çok var yani. Hani başkan diyorsa öyledir kültürü çok var. Mesela Ya o Beşiktaş'ta zaman da bu var. senin Çünkü Beşiktaş ve Fenerbahçe bir kurumun altındaki kulüpler değil. Yani Galatasaray halka Lisesi'nin açık. altında aynı halka açık olduğu için hani başkana biat işi var. Ama mesela Galatasaray kulübünde başkanı çıtır çıtır yeme işi var mesela. Çünkü niye? Orada esas şey o üstteki kurum. Ya, o zaman şey teorisi yatıyor senin. Sosyal medyanın desteklemediği sonuç çıkmaz teorisi yatıyor. Çünkü ben Ali Koç'un sosyal Asla. medyadan destek alacağını düşünmüyorum. Ya Twitter'da. o sosyal medya işleri var ya. Bir günde değişir biliyor musun ya? Abi bak zaten şampiyon olursa %100 seçilir diyorum. Yani şampiyon olursa büyük başkan falan derler. Ama şampiyon olamadın. Süper Kupa'ya götürmedin. Onu da Galatasaray'a verdin. İki kupayı Galatasaray'a verdin. Konferansta da ne yapacaksın? Aston Villa'yı mı eleyeceksin? Aston Villa'ya yarı finalde elendin hadi diyelim. Ne var elde? Yine sıfır. Beşiktaş da Ziraat'ı alırsa senden çok kupa almış oluyor Beşiktaş. Öyle düşün. Ya nasıl seçilecek? Ben anlamıyorum. Bence seçilir. Allah Bir bu kere ülkede şöyle şu an bir... bence güçlü bir rakip çıkmayacak karşısına. Bence. Bence Yani güçlü millet rakip Aziz çıkacak. Yıldırım olacak falan filan değil. Aziz Yıldırım Ali Koç'un aday olduğu senaryoda asla bir daha Ali Koç'la seçime girmez. Yani ya Allah Allah. Aziz Bu Yıldırım'ın girmediği senaryoda Saadettin Saran da zaten Ali Koç'a rakip olmaz bence. Yani zaten hani Ali Koç adayım dese bence tek aday olacak zaten. Hani belki senin kafandaki Fenerliler kongreye gitmez ve katılımın düşük olduğu bir seçim olur ama ya ben sanmıyorum ki acayip katılımlı bir seçim ve çok güçlü bir karşı aday olsun. Fenerbahçe'de şu an Aziz Yıldırım dışı muhalefet yok. Aziz Yıldırım da ben çok Ali Koç'un gireceği bir seçime gireceğini düşünmüyorum. Vallahi bilmiyorum abi. Ben Aziz Yıldırım'ın belirlediği biri veya Aziz Yıldırım'ın gireceğini düşünüyorum ama kesin benim düşüncem Aziz Yıldırım'ın gireceği. Oğlum Bruno Hatta iki Fernandes. kişilik bir seçim izleyeceğiz yine. Aziz Yıldırım Ali Koç. Lideriz ha Şampiyonlar Ligi'nde. Bizim muhabbete başlayınca işlerin iyi gitme. Tekrar döndü o iş. Takımda bahar havası başlıyor muhabbet olunca. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Saçma gelebilir ama sanki yarın Fenerliler öğlen 2-3 gibi Koç 02-03 uçağı kovalayacak Şanlıurfa Havaalanı'na inen. Öyle bir Vallahi hava yok abi. okuyorum. Yani ya da pazar öğlen. Yani bana hala Galatasaray'a bedavadan kupa verme işi hiç mantıklı gelmiyor ve Sana şey de onun gelmiyor. Bu tek kadar da ihtimalini mantıksız söyleyeyim mi? olunamaz deniyor bana. Sana onun tek ihtimalini söyleyeyim mi? Alo efendim Sayın Cumhurbaşkanım. Yok be, o Bu. işler geçti. Tek ihtimal bu. Tek ihtimal bu. Hani oraya gidin demesi bence tek ihtimal. Ki kapada U19 O bildirilmiş. telefonu tamam Cumhurbaşkanım gidiyoruz diye kapamayacak kapamama lüksüne sahip 2-3 adamdan biri Ali Koç bence. Tehlikeli olan özelliklerinden biri bu. Bilmiyorum. Ya ben Sayın Cumhurbaşkanım sizi seviyorum, saygı duyuyorum ama kulübümüzün böyle bir kararı daha hayırlı olacağını düşündüm. Diyebilecek güçteki 2-3 insandan biri bence. Vallahi bilmiyorum abi. Senin dediğin kadar Yani güçlü olsaydı Fenerbahçe 6 senede 2 çevirme bir kere şampiyon olaydı, olurdu çevirme bir olaydı yani yani. işte ya da hatta Aziz Yıldırım bile olsaydı o telefon öyle kapanmazdı da yani Ali Koç bence öyle biri değil. Aziz Yıldırım da şundan dolayı değil şu an hükümetle çok yakın. Yani şu an Orası kırmazdı öyle. Cumhurbaşkanı'nı Biz öyle. ama hani güçsüz bir adam ya da cesur olmayan bir adam olduğu için demedim bunu ama
Şu an hükümetle çok yakın, o da kırmazdı. Ki kongreye gelmediği gün Aziz Yıldırım AK Partili Tabii. bir belediye başkanlarıyla iftar yemeğindeymiş Düzce, zaten. Yani o da bir yani mesaj Düzce yüklü adayıyla bence. galiba, evet. Ya yok, Ankara'ya çok yakın. Yani özellikle 17-25 Aralık'tan sonra falan çok çok yakın. Bu arada ben senin şey görüşüne katılmıyorum. Yani Ali Koç'un Erdoğan'dan korkmama işi. Bence kesin ya, Erdoğan'dan korkmayan insan yoktur ülkede bence. Ali Koç da bunlardan biri ya. Ya korkmak başka bir şey ama o Ya sen telefonu, anladın beni. ben Ya anladım seni o ama yani telefon korkmak bir aranıyorsa, şeydir, ama yani yok Cumhurbaşkanım, ben sizin gibi düşünmüyorum, camia malına böyle bir karar verdim diyebilecek birkaç insan var bence. Ali Türkiye'de bir Koç da Ali Koç onlardan biri yani. mi? Bakalım. Salahi beni gönder diyor. Gönderirik. Oğlum hemen mi teklif buldun? Ne yaptın lan? Teklif az ama. Dört dokuzlardan falan biraz çıkın be abi. Leverkusen deplasmanında bayan. Güzel güzel iş. Oradan bir puan kaybı alayım. Biz de Düsseldorf'tan hiç takılmayalım. Ensoki. Atilla Szalai yaşa hadi. Şaktar'a 5 atan takımı bozmayız. Peki şey belli mi Fenerbahçe'de? Abi. U19'un nasıl sahada olacağı, yani ne yapacak çocuklar? Biz Galatasaray'a karşı mücadele edeceğiz mi diyecekler, ya da Yok. Mücadele değil. yok yok Sanırım mücadele yok. ilk 5-10 dakikada hakeme alkışlayarak bir eksilmeyle maç hükmen bitecek. Öyle anladım ben. Veya maça direkt eksik çıkacağız. 9 kişi falan. Biri 2 kişi sakatlandım deyip çıkacak. Öyle bitecek maç. Bu arada şöyle bir şey O kaçtı. söyleyeyim. Fener U19'dan haber alma şansım oldu dün. Çocukların haberi yok. Yani çocuklara dün saatlerinde, yani dün gece saatlerine kadar siz gidiyorsunuz Şanlıurfa'ya denmemiş. Hatta bir şey mevzuları da, başka takım içi başka bir disiplinel bir şey de olmuş. Hani hocalarının verdiği bir karar, birlikte idman da yapmıyorlarmış. Yani ayrı ayrı idman yapıyorlarmış. Ama çocuklara şey diyen olmamış. Yani siz Şanlıurfa'ya gidiyorsunuz diyen olmamıştı dün geceye kadar. Hani bugün denmiş midir bilmiyorum. Ya peki şey Çocukların olabilir haberi mi? yok. En başından beri bir Hocaları bu arada Semih Şentürk. Ya en başından beri bir blöf olabilir mi? Hani bir strateji. Galatasaray'ı Bilmiyorum yani, rehavete dün sokup. gece bilmiyorlardı, bunu söyleyeyim. Yani Cumartesi gidiyoruz falan. dün Saçma gece gibi. Şanlıurfa'ya gideceklerini bilmiyorlardı. Bilmiyorum. Saçma bir yere gidiyor iş ya. Bu saatten sonra Fenerbahçe Urfa'ya gitse de saçma, gitmese de saçma. Vallahi gitse az saçma Turan ya. Ya gitse tabii Bir canım, kesin az saçma saçma yani. kolpa bir oyuncularımızın isteğini kıramadık açıklaması kolpadan. Vallahi daha az saçma, biliyor musun? Yani gitmemesi çok anlı oğlum, yani ne bileyim ya, bedavadan kupa veriyorsun. Yani. Ya sana şunu diyeyim. Taraftarımızın ve oyuncularımızın sözünü dinledik. Biz yanlışımızda Aynen. şey Aynen. kararımızdan döndük. Bunu desen gönül bile alırsa biliyor musun? Mis olur. Hani Ali Koç bizi dinledi. Bizden biri. En azından Hayır, bunu şimdi mesela veriz. şeyden mi çekiniliyor? Ulan bu kadar kargaşa götürürüz, bir de yine yeniliriz. Yenil abi ya. Aynı oyuna yenil yani. Yani hakkınla ver kupayı.
Ama ben sana şunu da söyleyeyim. Bence şeyin de payı var. Fred ve İsmail'in olmamasının. Tam kadroza çıkar mı diyorsun bir şekil? Ulan Yani bence payı İsmail var. Hoca yedek takım Yani niye çıkmıyorsun ha? payı belki chatte değil bana kızacak Fenerbahçeli kardeş de olacaktır ama bence payı var. Yani Ya Fenerbahçe tam kupayı kadro vermiş olsa olma, kupayı vermiş olma, alamamış ol. yani aynen. Ya şu düşünce de olabilir. Ya Fred yok, İsmail yok. Onlar bunlar yok. Yine işte Cengiz Mengiz sakat. Çıkıp yenilip psikolojimizi bozacağımıza tepki koyduk ayağa yapalım. Mantığı da olabilir. Böyle bir ortamda yakalanmışken. Bu düşünce bana da uzak gelmiyor. Bana bu düşünce Ya tabii mantıksız, saçma Fred ve geliyor biraz. İsmail ya işte bu da ihtimallerden biri. Ya yönetim bu kadar saçma kararlar alınca her şeyi düşünmek zorundasın. Oğlum ben mesela şey fikrine de katılmıyorum. Hani bir Fenerbahçelilerle konuşma şansım oldu geçenlerde. Kongre üyeleri. Ya dedim ki hiç mi demiyorsunuz yani? Hani Galatasaray'a bedava kupa. Ya ulan diyor bir tane süper kupa ne olacak? Ulan sen 1925'teki bir tane teneke parçasının peşine takıldın şampiyonum diye. Niye Galatasaray'a şimdi 2024'ten bir kupa vereceksin ya? Yani kupaların değerliliğini sen bu ülkenin federasyonunu anlatmaya çalışıyorsun aylardır. Şimdi niye bir kupa değersiz oldu yani? Niye sen bir tarafını yırtıyorsun kupanı yazdırabilmek için şimdi bir tane kupa vereceksin adama bedavadan? Niye veriyorsun yani? Tam tersi senin her kupaya olağanüstü bir ciddiyetle hazırlanıp çıkman lazım ki insanlar senin zihnini görsün, fikrini görsün. Ya bir de ben şunu da anlamıyorum. Fenerbahçe hayatında son kez mi Avrupa'ya gidiyor? Fenerbahçe bir daha fikstür mağduriyeti hiç mi yaşamayacak? Hepsinde çekileceğiz mi biz o zaman bir Oğlum bir de turnuvadan? Selahattin Baki mesela şey diyor ya hepsinin maçı ertelenmiş. Ya kimsenin maçı ertelenmemiş mesela. Yani bir hayal aleminde de bir yaşıyor Fenerbahçe yönetiminde birileri yani. Hani bu Hasan Arat'la ilgili şey diyorum ya. Hani bir toz bulutunun içinde yaşıyoruz. Hani Ali Salikalar Diyarı gibi. Evet. Fenerbahçe'de onun tam tersinde böyle olmayan bir karanlığın içinde yaşıyor yani. Böyle bir ula herkesin maçı ertelenmiş. Yo mesela ertelenmemiş kimsenin maçı. Ya mesela bir de şunu sorayım. Her şeyin yolunda gittiği bir senaryoda 30 Aralık'ta oynansaydı Süper Kupa. Fenerbahçe'nin 7'sinde Karagümrük maçı vardı. Mesela onu nasıl erteletmeyi talep edecektik? O da maç değil mi? Ya bana her şekilde mantıksız geliyor olaylar. Onu da şöyle erteleyecektin. Kara gümrük okeyse ertelenecekti. Ya ki bak ayın 14'ündeki Karagümrük maçı için TFF iddiaya göre ertelemeyi teklif etmiş bize. Hani o gün işte o tarihte Olympiakos maçı erteledi, sizinkini de erteleyelim demiş. Hani biz Olympiakos Karagümrük Olympiakos oynayacağız ya o aradaki Karagümrük'ü ertelemek istemiş TFF iddiaya göre. Biz onu reddetmişiz. Ya bu da bana ilginç geliyor mesela. Abi dediğim gibi Fenerbahçe'ye dair hiçbir şey anlamıyorum. Yani yok. Valla bak ben Sen ya şu Fenerlisin yaşımdayım. yani belki daha fazla anlıyordur da ben hiçbir şey anlamıyorum. Fenerbahçe'ye dair hiçbir şey Ben şu anlamıyorum. yaşımdayım. Fenerbahçe'nin savunduğu, yönetimin savunduğu bir konuda haklı olduğu tarafı olmadığını ilk defa gördüm. Ya her argümanı çürüttüler. Ben Ağustos'taki Süper Kupa Ya niye ki ben sana bir ertelendi? şey Türkiye'de söyleyeyim neler mi? maçları vardı? Aktif form durumlarına göre bence mesela Urfa'da Fener daha favoriydi. Hani bahis alacak olsan. Yani kendi takımını da Yüzde bozuyorsun yüz. ya. Yüzde yüz. Bence de daha favoriydi. Ki Fred'siz de favoriydi mesela. İsmail var diyorlar. Fark etmez. Bence de Gerçi favoriydi doğru. Fener. Fred İsmail yoksa Galatasaray favori derim de. Ya Biri Fred İsmail yetişirdi be yoksa abicim oynayacağım deseydin. Birileri oynardı yani. Bayern Münih çektik burada da ya. hayırlısı. Bakalım. Yarın bence öğlen yarın 1'e kadar son. Yarın birden sonra da böyle bir karar gelmezse geçmiş olsun. Daha gidilmez zaten. Yarın da ben sizin için Fener U19'dan
Haberleri var mı yok mu öğrenirim arkadaşlar. E-Talks ekranlarında kalın. Dün gece çocukların haberi yoktu. Bakalım. Asistan Tuğunu. Niye benim adam oynamıyor dedim ya. Fernandez niye oynatmıyor bu herif? Bunu Fernandez'i niye oynatmıyorsun lan? Hoca efendi. Hoca efendi derken yardımcı hocamı kastettim arkadaşlar. Bak bir duyurudur. Bir şey diyeyim mi? CL alacağız. CL'yi alıyoruz beyler. Lig de çok önemli de. Bir göz CL'de. Yarına kadar nasıl geçecek zaman? Yarın üst üste FM yayını var. Baskın yayın. 2 FM üst üste. Yarın CL geliyor mu FM'de? Harbi bambaşka oluruz. Harbi ya. City ile CL kazanmış mıydı? Ama City ile kazanmak vardır. Hoffenheim City'de de kullanamadık Almanya sanırım. köyüne bunu şeyi getirmek vardır ya beyler. Abi bence çeyrek final büyük başarı. Hoffenheim baba yani. Gol mesela golümüzü de verdi. Gladbach deplasmanı. Bu da bak Bayern deplasmanından sonra bu ligde en çok korktuğum yerdir. Aslan tonu diyor. Güzel. Weigl Geigl. Alalım o topu Şu maçı Bediye Efendi'den. kazandıktan Hocam sonra dışarıda. harbi Dışarıda hocam. Plevne marşıyla squat yaparız bu maçtan sonra. Kıvırcık muhabir AK Partili AK Parti'den istifa etmiş bu arada son dakika. Kim? Kıvırcık bir tane oğlan vardı Ha, Armağan. ya. Tamam bir. He. AK Parti'den istifa etmiş. Sebep? Ben bakıyordum tweetlerine. Şey, İndirecek belediye içte kalmadı. beğenilmeyen şeyler var. İçte beğenilmeyen şeyler var sanırım. İç karışıklık var biraz. Abi bunların binlerce şey ordusu var deniyor bunlara işte. Bakacak hepsine bakacak belediye kalmadı ki ellerde. Aksaray'la Niğde'yle kime bakacaksın? Abdullah Bey teşekkür ederiz. İkiyi bulalım ya. İkiyi bulalım. Ondan sonrasına bakarız ya. Ay ay. Abdullah abiyle sarı yer işi. O Abdullah Bey değil mi? Aynen. Bir ağabeydir benim için. Geçen 101'e gittik kendisiyle. Abdullah Hoca ayarla Cemre ile Barış da gelsin maça be. Benim lise arkadaşları. Abdullah Bey tanıyormuş. Sarıyer maçını ayarla gelsin bizim çocuklar da. Bir şey Tanıştınız diyeyim siz mi bu arada değil mi size? Abdullah Ay abiyle? tabii ki tanıştık. İlk yarıdan sirküle ettik lavukları. Size öyle diyeyim. İzmir'de onlar diyor abi. Aa! Niye ben İstanbul'dalar gibi kalmış aklımda? İstanbul'da olurlarsa çağırırım diyor. Tamam. Bundesliga'yı ikinci vitese aldık. Öyle diyeyim. Takım kendine geldi, takım alıştı. Bambaşka bir şey. İkinci viteste Bundesliga götürüyor takım. 101'i anlatma diyor. Abi bir berbat oynuyor. İki tur Sen oynadık de çok berbat tekli. oynuyordun bu arada. Senden daha mı Yo, kötü? senle hiç beraber 101 oynamadık abi. Kompayı Yo, bırak. fotoğrafım var. Nereden fotoğrafım var?
101 masasındayız ikimiz. Tamam da ben senin yanında oturuyorum. Patates falan yedirdim sana. E tamam, orada Hatırlamadın mı? verdiğin tavsiyelerle babalara geldik işte. Hatırlıyorum nasıl oynadığını. Abi sen seri açmayı bile bilmiyorsun şimdi, gözünü seveyim. Beyler seriyi bile görmüyor. Perleri görmüyor bu herif ya. Benim gözlerde bozukluk var. Bunun okey oyun bilmekle bir alakası yok ki. Sen yardımcı oldun görme konusunda. İşte. Ben bu arada iki tur oynadık Abdullah abilerle. Furkan ben, Tahir Abdullah abi. İki turda da birinci oldum. Eşsiz mi? Eşsiz. Eşsiz hiç Ben sevmem ben. sadece sizlere şunu sormak istiyorum. Dümdüz okey gibi bir güzellik varken 101 gibi bir zevksizliği neden Dümdüz tercih okey mi? ediyorsunuz? Tur Ya Hanım sen şeyde ne? oynar mısın? Kız tavlası. Aa, en iyisidir bu arada. Yo, ben asker tavlası oynarım, böyle Ulan parmağın seni, ucuyla. bak seni çok severim. Evet. Senin hiçbir tercihinin Fenerbahçe haricindeki, Fenerbahçe içerisindeki bazı düşüncelerinin de katılmıyorum. Ama bu tabii önemli değil. Hiçbir fikrini mantıklı bulmuyorum. Ben düz okeyciyim. Keyif Berbat bir alırım. iş. Düz okey. Oyun oynarken hesap makinesi açmaktan keyif almam. Hesap makinesi Oğlum açmana kafamdan gerek yok. hesaplıyorum ya ben. Ortadakileri toplayıp 3 ile çarpacaksın kardeşim. Çarpmana gerek yok ya. 34 deyince açıyor işte. Emirim de çarpamadığı için 34 deyince açıyormuş ya. Abi Üzüntüden istediğin bayıldım. sayıyla istediğin sayıyı söyle. Anında çarpıp sana cevap vermezsem 27 bu ile yayını terk edeceğim. 34. 27 ile 30'u 918. Harbi mi lan acaba? Ciddi mi? Bakın. Tekte bakın. Elinde hesap makinesiyle mi? Aynen abi, elimde hesap makinesi var. Harbi 918, yalan söylüyor bence. Google Chrome'a yazdı Tamam, direkt. 66 ile 74. 4884. Yazdı. Çok Yazdı yazdı. ya. Yazdı. Oo. Çok Bir belli. daha söyle, bir daha söyle hızlıca. Bir... Oğlum kafada bir kafa yani, hemen yapamıyorum. Söyle. Tamam, bir şey değil. Discord'da kameracı ellerini kaldır. Göreyim, öyle cevap ver. Discord'da kamerayı açıyorum. Tamam, aç, ben bakacağım. Sana bir vermez ekranı. Ben de vereyim ekranı. Hayır, kamerayı Süper olur. vereceksin. Ben kimseye kendimi gösteremem öyle Abi rahat. açsın, verme. Harbi matematik Açsın ama soralım. bakıyorum. Açsın Tamam. kamerayı bekliyorum. Ben de. Chat Yok, bana ben yapmayacağım güvenir. böyle bir şey. Chat bana Yapmayacağım güvenir. böyle bir şey. Yapmayacağım Tamam, diyorsun çünkü yapmıyorsun. kalbadasın. Yalan. Abi siz bana inanmıyorsanız niye böyle bir şey yapayım Niye ya? sana Sorun. inanalım ki? Hızlıca sorun. Kamerayı açman lazım. Yok, Kamerayı daha açman sormam. lazım abi. Bir daha Yazdığın çok belli sormam. oldu. Hesap makinesi bende de var. Hayır, hesap makinesine de yavaş yazdı. Şimdi rezilliyor. Ben daha hızlı cevap verirdim mesela. Bir şey, tamam. 9 kere 7. 63. Doğru. Pürürgeyi. iyi. Hemen yazdım mesela. 63 müydü lan? O kadar da bilmiyor. Abi. Oo! Abi neden geç cevap verdin? Ben ellerimle hareketler yaparak Biz makaraya sonucu devam. biliyorum. Biz havlu atmaya devam. Öyle diyeyim. Neden ya? Üç ay kalça sakatlıklık ne oldu ya? Hansi Bu arada yarın alacağımız galibiyetle bir üst tura kalmaya hak kazanacağız. Ağlarız ya. Şey diyeyim mi sana? Takımın el freni iyiydi. aynen öyle. Aha, %100. Barış Alper'i kendi mevkisinde oynatamıyorduk. İyi oldu Levo. Sürekli dinlendiriyoruz, fark Mastan ettiniz Tuna'ya mi? da iyi oldu. Göbeğe geldi. Sevdiği pozisyon Dukanovic. Oraların çocuğu zaten. Mamarda şıkaleye atarız. Gireyim işte. Tamam. Tamam beyler, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Olur bunlar. Olur bunlar. Hiç Şampiyonlar Ligi'nden çıkış akşamımızda sakatlık haberleriyle falan canımı sıkamayacağım. Kusura bakmayın. Bana atın la hadi. Aslan Tuna kendi mevkisine döndü mesela baba. Güzel.
Çıt. Çıt. Ah. Ümraniyespor kalecisi Ahmet Ercanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Hakkıdır. Ki şeydir yani. Karşılığını da alır çünkü isim vermiş direkt onun. Ya nasıl bir adam ya? Abi şöyle diyeyim bak Abi sana. bir şey söyleyeceğim sana bak. Savunması daha kötü. Sana bir şey Savunması söyleyeyim daha mi? kötü. Kötü insanı da gördük, tamam mı? Mesela aptal insanı da gördük. Film, dizide de Evet. gördük, gerçek hayatta da gördük. Kötüyü de görmüşsün, aptalı görmüşsün. Şu Harman özel hasat gibi herif ya yani. Hani mesela iki tane çok çok güzel köpek ırkını yani kötü bir şey de pet shoplarda falan çiftleştirip başka bir şey yaratmaya çalışıyorlar ya. Evet. Herif sanki Kırma. çok kötü biriyle çok aptal birinin böyle ulan bunların karması ne güzel olur diye üretilmiş gibi. Yani niye böyle bir şey yaparsın? Ya bir ses kaydı var. Çeşme Spor'a ait. Ve sen diyorsun ki bu Erden Timur'la Ümraniyeli Orkun diyorsun ya. Ama Ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? bence Bak yemin ederim kandı. bak Birine yemin kandı ederim. bence. Teknolojinin böyle olduğu bir çağda Hı. Erden Timur'u görsem bile gazeteciysen bir check etti mi ya? Birkaç yere sor yani. Bana inanılmaz geliyor Ya herif ya. bence birine hemen inandı. Bence de Dinlediğim öyle oldu bu sesle arada. Daha benziyor ya herifle bir ilgili daha olarak kötü olan şey bu biliyor musun? Bence da. harbiden biri abi patlatıyorum bombayı Erden Timur şike. Ne Aynen, diyorsun aynen ya? sen. Sen paylaş hemen. Ben de RT'leyeceğim. Şunlar dünyanın kaç bucak olduğunu görsün artık. Tamamdır abi. Acayip bir yerden elime geçti. Sorma. YouTube'dan almışım Abi elimde öyle bir şey var ki seni 3 seneye değil Fenerbahçe mi? başkanı yapıyorum. Aynen. Mesela Ahmet Abi Ercan'ın şunu gözünün alana önünden kadar bir şeridi canım gibi çıktı geçti. ya. YouTube Converter. MP4'ten MP3'e çevir program. Abi Galatasaray'da Erden Timur'un şike yaptığını sonunda buldum. Ama vallahi videoyu benden aldığını söyleme. YouTube'dan link Bir de şey falan yazmış tweet'te, onu gördüm. Yasa dışı bahis işindeki bir motokuryeyi polis çevirmiş. Flash'ını almış, USB'sini, oradan çıkmış kayıt. Onu yazmış. ölürüz Ben onu sana post attım bile. ya. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Acı olan Hı. şey mesela böyle bir kolpa attı mesela Erden Timur Ümraniye şike dedi. Evet. Sosyal medya ya, okuma yazması zayıf olan yaşlı insanlar var. Abilerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz, halalarımız var. Evet. Şimdi baya baya Fenerbahçeli abi büyüklerim, büyük insanlarımız baya baya şimdi bu gece şey diyorlar sofralarda falan. Gördünüz değil mi? Erden şikeciymiş. Hani çünkü hani sonrasına bakmadı ki herif olayların. Hani o medya okur çek orada gördü tamam dedi. Yani tamam o demek şike yapmış Erden Timur Ümraniye kalecisiyle dedi. Mesela herifin kafaya yazdı mesela Erden Timur Ümraniye kalecisini satın almış. Mesela bu akşam sofrada gururlu bir şekilde şeyi satıyor mesela adam. Ya ben Senin size şey gibi demiştim. değil mi? Ümraniye bilgisi gibi. Ben size demiştim ya. Yani Erden Timur'da bir numara var demiştim. Hayır Galatasaray o bu dava arada o açtığını insanlara açıklamış. kızamam asla çünkü yani yaşlı ya insanlar maalesef çok çabuk bir yere çekilebilir oluyor hem Facebook'ta hem Twitter'da böyle böyle Amerika'da millet seçim kazanıyor yani. Tabii, Benim ya böyle yaşlı tanıdığım biri insanlara var ya abi spor medyasından, Ahmet Ercan'dı. Ahmet Ercanlar attı kaçtı mesela yani onun niyetine %100 iyi niyet diyemem ama Ahmet 55 Ercanlar yaşındaki bunu Fenerli Facebook'tan falan dayıyı bulmuştur yarın abi. Erden Timur şikeci dese yani o tamam nereden okuduğunu anlarım onun yani. Ha tamam okey derim yani. Nereden Şey, Timur diye sor. savunması da şu. Videoyu ben çıkartmadım. Erden Timur ismini zikretmedim. Kulüp ismini zikretmedim. Üstünüze alındınız. Bu Tabi savunma. tabi. Üç buçuk. Yine Savunma da o. suçluyor. Savunmayı da yapmış Yine ya. Hani suçluyor. herife bayıldım ya. Şey retweetlemiş ya Ahmet Ercanlar sabahtan beri hiç isim vermedi. Niye zıplıyorsunuz yazan birini retweetlemiş mesela. Ulan Ümraniye demişsin. Orkun demişsin. Hani daha ne diyeceksin adam ya.
ET demişsin. ET demişsin ama ET'yi şey diyor işte. Ben Erden Timur demedim ki, belki Ebrullah Toprak falan diyor mesela. Yani neden mesela kendisine gazeteci deniyor ki bu adamın? Gazeteci denmiyor ki. Zaten dediğim gibi okuma, hani dijital okuma yazması olan Fenerbahçeli de herifle dalga geçiyor. Ben bugün alıntılarda çok şey gördüm. Ulan Galatasaray hiçbir işe yaramadınız hayatınız boyunca, bari şunu dava edin de hayat kaysın falan yazan çok Fenerli gördüm mesela. Ben son günlerde şey görüyorum, yani Yunanistan neyimizi çalsa mutlu olursunuz. Ahmet Ercanlar. Yani Yok be Ahmet abi. Ercanlar ki falan Ben yapıp gittiler. mesela şey öyle düşünmüyorum. Mesela beni Beşiktaş şampiyonluğa giderken çok rahatsız ediyordu herif. Mesela millet şey diyor işte, kendi kulübüne zarar veriyor abi. Ya veriyor da benim de sinirimi bozuyor mesela. İnternete giriyorum, böyle bir adam görüyorum. Yani rakip için de yıpratıcı bir adam. Ben mesela Yunan olsun istemem yani. Hani Ya bu arada bir her şey diyeyim sabah mi? şöyle uyanacağız mesela. Kıbrıs'ın kuzeyi önümüzdeki hafta Yunanistan'a geçiyor falan. Yani hani doğru olmasa bile insanın siniri bozulur, anladın mı? Yani niye Kıbrıs'ın kuzeyi Aynen. durduk yere Yunanistan'a geçiyor yani. Ya da bir haber düşecek. Yunan Ya bir şey gazeteci diyeceğim. osurdu Aynı, yayınları. aynılarının Beşiktaş ve Galatasaray'daki versiyonları da var. Benim de sinirim bozuyor ki o. Tabii abi, beni Yani. yıpratıyor yani kötü adam. Kötü adamı istemem yani. Ben mesela bu herif Fener medyasından gitse, of ya Fenerliler çok kolpacı bir adamdan kurtuldu diye sevinmem yani. Şey üzülmem. Ya ben kendi adama sevinirim yani, bu adamı görmeyeceğim diye. Aslında o zaman istediğini alıyor. Çünkü amacı bu ya. Evet abi, Şöyle. amacı bu, sinir etmek ediyor beni mesela. Benim hoşuma, ben mesela 12 numara Orgun deaktif edildiği dönem çok mutlu olmuştum. Yani Fener'e bir yararı var mı? Yok, ama ben Twitter'a girdiğim zaman benim sinirim bozuyor mesela yani. Mesela bugün bir de şey olmuş. Yakup Çınar işte tepki göstermiş sanırım. Demiş işte yarın programda görüşeceğiz saat 11'de TGRT Yakup Haber'de Çınar'a falan evet diye. TGRT'ye çıkmıyorum dedi bugün. Aynen. Bugün kanal yönetimi işte bunlar konuşulamaz deyince işten ayrılmış. O da ilginç. Garip ya. Ya abi, birbirleriyle programa çıkan tayfaya şey yapmam ya. Biz niye Wolfsburg'a yeniliyoruz lan durduk yere? Wolfsburg Muhabbetin sporcu bu değil çıktı miydi? galiba. Muhabbet Takımı çok boştu. totemi, Wolfsburg bozdu muhabbet totemini. Abi solda Barış Alper'le başlama işi. Keyfidir o. Benim özel bir seçimim de. Ya muhtemelen golleri rakibin sağ kanadından yemişizdir. Dur bakalım. Bir şeyler değiştirebilir miyiz? Şöyle bir 2-1 alalım. Tamam. 55 daha. 70'e kadar bir 2-2 alabilir miyim? Yok 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 yok. Hadi be. Yoksun olmadın da hep aklımdaydın Kimin oysa. şarkısı bu? Ciguli mi? Yok abi. Nigar Muharrem mi ne, öyle bir kadın vardı onun şarkısı. Sen niye Ciguli gibi Muharrem Nigar. söylüyorsun? Ben Ciguli şeklinde seslendirmek istedim. Ya iki sanatçıyı birden yaşatmak istedim. Biz niye Wolfsburg'a yenildik ya? Bizim ama hücumda baksana abi, hiç seçeneğimiz kalmamış ki. Yani Brun Larsen'i ve atalız içeri belki de. Yani ne yapacak Brun Larsen?
Baksana. Bruno Fernandes ölü verdi. 2-2 çok iyi gelir ama ya. Aynen öyle. Kaç maçtır alıyorduk ya? Muhabbeti değiştirmediğimizden mi oldu acaba? Harbi çok 6 puan. eşeledik. 6 puan. 6 puanla Bayern'le maçına gitme işi ve Fernandes. Bak Bayern'le oynayacağız mesela, tamam mı? Hı. Hem şey yok. Paqueta hem Bruno Fernandes şimdi gitti mesela. Biz de bu maça çıkmayalım o zaman. Çekilme işi. Bu arada 3-4 adam kendi isteğiyle transfer listesine koydurttu. Ocak da ateşli. Size öyle diyeyim. Ocak'ta da takım ateşli. Dortmund yenilse güzel olurdu. Yenilmedi. Canı sağ olsun. Ocakta nereye adam lazım? Her yere. Hepsi. Oyda. Haydi buyur. Bir şey Yarım kalan diyeceğim. işler var aslında da. Bıktık bu lanet köyden. Iy. Köy hayatı. Kadro Ya sana şöyle yapsana söyleyeyim abi. Üstümüzün başımızın teze kopmasından bıktık. köylük yer. Bir şey diyeceğim bu arada. Bize bir tepki gelmiş. Böyle konularda anket istiyorlar. Biz düşünüyorsak. Oğlum Chelsea de Hani biz... boşta. Ama bak Juventus direkt bize geldi. Talepkar. Diyorsun ha? Talepkar. Chat ne Juventus'un diyor? kadroya bak. Çetemize anket açalım bence. Nabız yoklamak için. Kere görüşmeye %100 katılırız da. Tabii. Futbol ortak bir dildir dedik. İkna et. İkna et. Pozitif hava. Bir şey diyeceğim, biz Taraftarla görüşürüz bağ. diye kovulmayalım. Olur mu öyle bir şey? Sanmıyorum. Umarım tekmeyi koymazlar bize ya, görüşüyoruz diye. Transfere 791 bin euro mu ayırmayı düşünüyorsunuz? Abi ayrılalım bence direkt, görüşmeden kovulmayalım. Oo. Lütfen kovulmayalım. Şeydiğimiz de beyler. Chelsea'ye de bir şey yapılmaz. Chelsea yazan çok var chat'te bu arada. Niye okumuyorsunuz Chelsea yorumlarını? Doğru. Abi bir şey söyleyeyim size. Premier Lig'den Premier Lig'dir lig ya. E chat, şimdi Şampiyonlar Ligi iş falan diyorsunuz da bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nin çeyreğe gidemeyeceğimiz belli. Yani son 6'da eleneceğiz muhtemelen. O Niye yüzden göreve talip olamıyoruz lan burada? Ha, biz başkana söz verdik. Hiçbir yerde göreve talip olamıyoruz herhalde. tam bize gelebiliyorlar ama. Bize gelebiliyor. Juventus eğer hani gellerse çete soralım bence. Juventus gel dediği anda anket açacağım. Tamam. Bence demeyecek bu Tabii arada. Juventus'un kadroya da bakın. Bence gel diyecek. Çünkü çok kötü durumda belli ki. Yani 791 maaşı varsa patatestir durum yani Juventus'un. 15. şey kaçıncı? 8. Kim lan? Regen ben diyorum. Aynen kötü durumda. Aynen kötü durumda. Oha. Bu ne lan? Bu ne? 171 milyon euro mu? 4 takım dizerim ki Juventus'u. Şalke'deymiş şu 53'ü an. almış. Oğlum bu ne? Başka kim var? Ha, Premier Lig'e minimum Premier Lig. pro lisans Aynen. lazımmış. Ulan benim şey işi ne oldu? Uluslararası B'de kalmışız ya. Kardeleniz anasını satayım. Aldığımız şeye bak. Kardelen Aslında vatanı özledim ya. Bir Galatasaray, Fener, Beşiktaş biri boşa düşse.
Ya oraya kesin gideriz. Zaten bizim asıl main hedef o. Ben Stama ülkemi çok diyorlar özledim işte. abi. Ülkemi özledim. Ülkemin takımları da hocalarına var ya şey gibi bağlandı ya. Mesela ne durumda şu an lig? Aa, Fener farkı açmış. Okan Buruk kovunacı. Okan Buruk çok zor kovuluyor abi. 5 senenin şampiyonu son. Nasıl kovacaksın? İlhan Palut'u kovdurayım. İlhan Palut sözleşmesi ne zaman bitiyor? 2028. Aa, Beşiktaş Altay Bayındır almış. Biri alıyor ya Altay'ı. Türk kulüplerinden. Ki bence bir iki sene içinde Ben gerçek size bir olacak şey o. söyleyeyim mi? Anketi şimdi açmadığım iyi oldu. Bayern Münih maçının sonucu da anketi etkileyecek bence. Belki Aynen öyle. yeneceğiz Tamam, mesela. hadi. İnsanlar diyecek ki abi bu hikayeyi tamamlaman lazım. Belki çok ağır yenileceğiz. Millet diyecek ki abi manyak mısın? Uza. Sen burada ne uzarsın ne kısalırsın deli herif. Falan gibi bir şey. Okan. Abi 3 tane ceza. 3 tane adamdan yoksun çıkıyoruz Bayern Münih maçına. Ki 3 main Kim adamımız yani. pembe? Bak şöyle söyleyeyim size. Maaşa göre sırla takımı. Yani Üçü yani. ya böyle bir şey olamaz mesela. Böyle bir baht olamaz ya. Şey diyeyim mi? Beraberlikte de devam gibi geldi. Yok abi ben Juventus'a hiç kafam yatmadı zaten. Para yok, pul yok. Yani tamam o çocuk Ya iyi de Juventus'ta ne o yapacağız çocuğu oğlum? ne yapacağız? Ben zaten burada Hoffenheim'a bir şeyi anca benzetmişiz. Kafam Kim verecek ki onu abi ben 170'i? reddedek diyorum. Ama çete yine soracağım. Bu tarz kararlarda çete sormuyoruz diye eleştiri aldık. Ben Ki reddedelim diyorum. bence chatten de red gelecek. Yani bizim Bence de. olayı Ben aldı. vallahi red diyorum abi. Biz bu takımımıza zor adam ettik güya. Hani edebildiğimiz kadar o da yani. Bu kadar Ama oldu o tabii yine da. de O da ne soralım. kadar adam Soralım ettiğimizi da şimdi ben göreceğiz. yani aynen öyle. Şimdi göreceğiz onu da. Yapsana ya. Hadi oğlum. Oha. Var mı? Sana eşeğe. Bayern'e koyduk ilk 10 dakika. Atakları yok, şutları yok. Ya tam Aşırı kadro çıksak somazlılar. yenerdik ya. Bence yenerdik. Atletico'yu falan deplasmanda yendi bu takım ya. Tam kadro çıksak yenerdik. Hep tam kadro çıksak ne olurdu diye düşüneceğim Bayern'in maçına maalesef. Hadi lan. Baksana abi. Sana mala baksana. Şuralarda Bruno Fernandes, Pacueta falan olurdu mesela. Stoperde Atilla Salahi var. Salah ile çıktık sezonun maçına ya. Mesela. Baksana eşeğe. Sarısı var bir de gerizekalı. Ama penaltıda kırmızı vermiyorlar abi. Yapsana Kurtardı ya. mesela. Mal. Tutamayacaktın niye köşeyi bildin eşek? Uç lan, uç. Yapar mıyız? Yap be! Busun. Ha vallahi bıktım ya. Of, cephede miyiz ya? Abi 10 sakat 10 tane falan büyük sakatlık yaşadık herhalde ya Ocak ayına kadar. Ve kafa kafaya oynuyoruz ha heriflerle. Chelsea çok kafama yatıyordu bu arada. Chelsea işinin olmamasına üzüldüm. Keşke lisansımız olsaydı. Chelsea tam Chelsea de bizlik berbat hikaye. durumda. Tam bizlik hikaye. Gidip toparlardık. Ki sen de Chelsea'lisin. Aynen öyle. Feci iyi giderdim be. Ben sence İngiltere Biz Premier Lig'den gidip başvuramıyoruz durumu. ama onlar gelebiliyor mu? Evet. Çünkü biz stoğa Geldi da ya pro Juventus. lisansla gitmedik mesela.
20.ydi ya. Ha, ama biz Premier'de miydi? lisansımız yok diye gelmezlerse bilmiyorum abi bu işi. Hani bunun pro lisansı yok deyip gelmezlerse Semih'in az önce kaçırdığı saçmalık neydi ya? boş kale. Bu maçı alamazsak 9 puan fark oluyor liderle. Yok, yine hedef şeye dönüyor ya. Şampiyonlar Ligi'ne Şampiyonlar katılım. Ligi'ni. O da yine uzayıp kısalamıyoruz abi. Ya bu Yapacak bir sezonu bir şey daha yok. oynamak için. Yapacak bir şey yok. Offside. Hem ligin başı çok puan kaybettik, hem çok Offside, offside. sakat verdik. Gözlerim Şahinli şaka mı ya? Hadi bir 2-2 çıkaralım şuradan ya. 33-37 çıkalım şuradan. 33-38 pardon. Oyuncu değişiklik yerine girdik de, yani biz oraya bakıyoruz, oyuncular bize bakıyor. Kimse yok ki. Onana. Ortaya Mastantuno'yu al. Onana Muerstadt. Gençtir, bir şey yapar, bir kendini gösterir. Bir başarabilirsiniz. Hadi lan. Oğlum çok iyi getirdik maçı ya. Kafa kafaya oynadık lavuklarla. Yine olmadı. Hadi lan. Allah olmadı ya. Chelsea şey yapabiliyor mu? Mesela basına duyursam, hani istiyorum gibilerden bir şey desem. Bizim kulüple arayı bozar mı? Ha? Harika geçmişleri var dedik. Oldu lan. Hani şey oldu. Aha. Chelsea ile Tamam. Mateo Osurmaya hazır diyor baba. Allah Chelsea de hazırsa. Allah. Abi biz kovulacağız bu arada. Çok eşeliyoruz ha. Hoffenheim bize tekmeyi vuracak yani. Hoffenheim hazırlık kampına gidiyormuş. Kovdu sandım bu arada. Harbiden Ben de ben de kovulacaksın. kovdu sandım ha. Biz Kafayı ödümüzü yedim. aldın lan, korkuttun bizi. Nereye gidelim? Türkiye'ye İspanya'ya. gidelim. Türkiye varmış. Ankara diyor. Oh. Ankara diyor, annemi görür. Tamam, Cans. Birazdan annemizi göreceğiz galiba. Juventus ile yapılan görüşme başarısız oldu. O kadar mutlu oldum ki. Bir de boşuna anket açacaktım. Hoffenheim yönetimi Batı Gay halkından memnun değil. Zıt. Aa. Hadi ben uzar. Çok zorladık Ama ya. abi şimdi şöyle. Benim drone top hocamı niye alıyorsunuz? Hayırdır? Seni alamadılar. Duran top hocasına sulanma. Esas mevzu bunda mıymış diyorlar. %500 zam yaparım o lavuğa, aklını alırım onu. Duran top hocamı almayın ya. Gerçi Duran toptan gol atamıyoruz. Alın da yenisini getirelim onu. Bizim iş sıkıntılıya mı düştü peki? Yok be. Kendi durumumuz. Sen böyle şeyleri çok abartıyorsun ya. Nerede bizim camiye? Baksana baba. Sağlamda bile değiliz. Çok sağlamdayız. En güvenli. Heh, bak güvenli. Boş ver Güvenli. onu ya. Sıkıntı yok. Size hep dediğim şeyler bunlar. Olur abi bu kadar. Oğlum bu eşekler bizden iyisini mi bulacak ya? Arayacaksın abi. Arayacaksın, arayacaksın, arayacaksın. Batıkan Yalkın'ın göreve talip olması dalga geçti. Ay Eyvallah. şerefsizler. Benim şeyim niye kötü ya? Bana niye bir şey vermedin lan yönetim?
Daha da vermez Orada ama. görünmediğine göre şey bence. Şu an Eğitimdeyiz. kurstayız. Aynen öyle. Baksana abi Kurstayız. Chelsea ne durumda? Chelsea'yi şu uçururduk oğlum, manyak mısın? Chelsea var ya. İki Chelsea yapardım onu. Ben çocukluğumdan beri Chelsea ile kariyer oynuyorum bu oyunda. Her sene. Ezbere bildiğim camia. En tepedeki abi. Aa En Chelsea. Buradaki. bir kere sana şöyle söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'ne rahat götürürdük. Şampiyonluk soru işareti. Kim var Bunun da takımda? şampiyonluklar nasıl? Aa, Liverpool bir tane çalmış. Üçüncü olmuş son sene. Avrupa'da Chelsea. Bir de gider Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi alırdık mesela. Kuzey Londra Arsenal midir? Oğlum yanlış yanlış şeyler konuşmayın ya. Afrika Kupası varmış. Bizim Afrikalı oyuncumuz yok galiba. Chelsea Yanlışlıkla hoca kamera buldu. açtım. Chelsea hoca buldu. Transfer sezonu açılıyor. Şimdi bizim kadroda birileri gitmek istiyoruz diyordu. Andrei Kramaric, sen dur, senlik bir şey yok. Bruun Larsen. Bunu feshederiz Ocak'ta. Aumann kal yaza kadar. Kimpembe yaza kadar kal. Kramaric feshederiz. Sat beni diyen kimdi? Dur ya, kafam karıştı. Neyse, teklif geldikçe Atilla satarız. Salahi'ydi abi. Teklif geldikçe satarız abi. Atilla Szalai'ye teklif yoksa ne yapayım? Atilla Szalai'ye teklif gelecek diye ölecek miyim burada Yok sordun ya hani ben? He? kime Yok. gel. Anladım seni. Ben sesli düşünüyorum. Ona mı? Emirim. Bizim de bir işimiz gücümüz var ya. El alemin adamıyla uğraşacak değiliz abi. Anam mıyım babam mıyım lan? Kimpembe, sen İtalyan milli yaza takımı kadar ya oyna, çünkü. yazın Arabistan'a kaç abi. Ben seni uzatmıyorum. Bu 8 milyon euro çok para. İtalya milli takımı mı? İtalya milli Yağmur takımı ne ya. alaka? Tekirdağ Spor'un altında bak. Tekirdağ Spor'un altında olması da saçma mesela ya. Benim göz şurada da gelmiyor. Başvuruyoruz Benim mu İtalya milli takımına? gözün olduğu yer şura bir de. İtalya milli Niye takımı ne başvuralım alaka İtalya ya? milli? İtalya milli takımı niye alalım ki abi? İkisini birden götürelim işte. Hoffenheim artı İtalya. İtalya'ya Milli gerek takım yok da bir ki. hayal değil mi? Aa. Türk milli Türk takımı olacak gelmediği abi. sürece Türk gitmeyelim. olacak. Türk olacak. Türkiye. Sezon Türk beklentilerini geleceğini net. değiştir. Değiştirelim de biraz para ver Bir ya. İtalyan Türk milli takımına çalıştırıyor da bir Türk neden İtalyan milli takımına çalıştırmasın diye sorarım sadece. Bir İtalyan Türk takımını çalıştıramıyor ki. %100. Doğru söylüyor. Yeme işleri de Adam doğru başlamış. söylüyor baba. Niye yeniliyor? Sadece Adanalı olduğu için Montella hocam. Başka hiçbir sebep yok. Montella Adanalı değil oğlum. Ne alaka? Ne? Harman çorman bir şeye vardın lan. Sonuca vardın. Stoperi satıyorum beyler. Matriciani yani. Bu camia daha iyi bir stoper hak ediyor. Bu camiayı hak ettiği stoperi getireceğim. Enric Matriciani. Ya yani birine git işte. 9-10 milyon para fark etmez. Şimdi gözlemcilik, oyuncular. Aramayı düzenle. Sözleşme durumu fark etmez. Transfer durumu fark etmez. Mevki. Defans merkez. Bize kim? Oppenheim'de gazı. Oh. Çok kötü adam. İyiydi abi. Hem de bir çocuk. Regen. Top kapma markaj, kafa vuruşu düşük ya. Bu nasıl? Christian Mavissa. Ayşo Speed değil mi bu?
Değil. Cennet Mahallesi Menekşe. Muhtarın şey yapa şey yapa hamile bırak. Oğlum muhtarın şey yapa şey yapa ne demek ya? Yani kısır dendi ama hamile kaldı ya. Samsun Baydo. İçmem teşekkürler. Winston var bizde. Oo. Christian Mavisa. Buna Demin baktık mesela. gidebilirim ya. Buna gidebilirim galiba. Neden ki? Yedek Berbat adam. stoper lazım. Hector Maldonado. Kaşlar Ne bileyim. feci. Ne alaka ya? Planör kanadı gibi kaş var lavukta. Hoca THT Fenerbahçe maçlarında çok iyi çekelim. 60 milyon istiyorlar beyler. Nereye Oo. çekiyorsunuz? Herkes Arthur Teati yazıyor da evet para işi var. Yakup Brunlarsen dönmüş. Bruno Fernandes dönmüş. Kimpembe dönmüş. Şimdi dönersiniz tabii. Bayern maçı bitti. Arthur Kolpa Teat Lauklar. diyorlar abi. Teat iyi diyorlar. Evet iyi de 60 istedi kulübü. Şimdi. Şimdi hacı. Foul'ü vermiyor. Fuu vermiyor. Kim vermiyor hacı? Mustafa Kemal'e bitiyordu. 6 ay içinde bitecek kim var baba? Laporte. Loport mu? Alırız. Ne istiyorsun reisim? Ha, endişle ha. Ha endişle ha. Haziran 2020 bunu alırım lan. Abi 2 sene yapsana sözleşmesini. 2 sene zaten. Yani 12 ay dediği 1,5 yıl. Ha. Temmuz Haziran Yo, diyor abi. Temmuz'da Nasıl? geliyor. Tamam. 2 sene Ha. işte. 12 ay Temmuz dedi nasıl 1,5 yıl? o Onu anlamadım 12 ben. tamam. O Temmuz'da geliyor da ben şimdi al yapacağım. Ha tamam. Tamam anladım. Bir Anladınız mı çıkıyor mu o benim seçeneği? Emin mevzuları? misin? Anladım Emin ama. misin peki o seçeneğin çıktığını? Emin tabii ki değilim. Sen bu FM Journeyman kariyerinde hangi şeyden beni %100 emin gördün ki? Yaşayacağız. Ben Hayır hiçbir zaman bana seni hiç öyle Jose görmedim. Kolpa geldi de şimdi alışıyor. O yüzden Jimenez kibarca emin mi? misin diye Çok sordum. severim lan. Oo. İyi bu arada ama pahalı. Pasör stoper. Şu işlere bir akıl verme işleriniz var ya bir bitsin be beyler be. Pahalı abi. Nasıl 5 pahalı lan? milyon oğlum. Öbürü 8 istiyor Şeyden manyak ucuz. mısın? Ha ben bonservis vereceğiz sandım. Yok. Okey. Sorry. Yok, vermiyor. Hemen al çıkacak ya öyle halledeceğiz. Ha, okey. İnşallah. Dur buradaki stoperler iyiymiş. Minks var abi. Minx mi var? Devriş. Stefan Devriş. Tyrone Wings var ya. That's my type man. Siyah mı ya? Hem de That's what I maaşı da ucuz. need. Oh. Akanji mi? Real Madrid. Bunların üçüne de salça olurum. Biri Hiçbirini bize alamayız. düşer. Biri bize düşer abi. Hoffenheim düşülmeyecek kulüp değil. İzleyin şimdi. Birini düşürüyorum. Çelme takıyoruz herhalde Birini düşürüyorum. Birine çift alıyorum. lavuklara. Rakip takıma imzaya giderken. Oha bu da iyi lan. Bayağı iyi bu da. Bir ona da yazalım. E buna da bir Merhaba. çelme. Ya hemen al işi çok kolpa geldiği için şu Ya an bana boşa şey sarma sarma. yapıyoruz. Boşa hani çaba sarf Ya ediyoruz gibi Turan geliyor. bana bırak. Kızım niye inanmıyorsun? Tamam abi. Tamam. Size bir şey diyeyim mi? En iyi ki bu arada Abdülali 4 El tanesinde. Amiri mi? Yok kötü. Christian Bielik mi? Tanıdık geliyor lan. Akanji'ye teklif yapmış. Hayrını görsün. Özenti deriz Akanji onlara. seçimini yaptı Hoffenheim.
Ben Arsenal'e Akanji dersen ne olacak? Ya o zaman ben de şeyi alırım. Senin takımın hadi bakalım hoca. Laporte Hoffenheim. Abi size bazı şeyleri ya size bazı şeyleri anlatamamaktan Tamam, bir dakika. Hemen al hicap duyuyorum. kolpasını gösterirsen sevinirim. Kabul ettik. Bekle. Sen Laporte'u muhtemelen. hemen al. Evet. 12.75. Ha, bizde o para Aynen. yokmuş. Ne oldu senin hemen al? Evet. Ya beyler size bir şey söyleyeyim mi? Tez canlısınız. Şimdi şeyden para gelecek Matriciani'den. Nereden? Alacağım. Stuttgart'tan. Hayır, Matriciani'den para gelecek. Kızım bir ödeme bekliyorum. Tabii. Mesele siz o işleri yanlış anlıyorsunuz işte abi. Yanlış anlıyorsunuz o işleri. Yanlış anlamasanız. Transfer sezonunun son günü daha ucuz oluyormuş. Hemen al seçeneği. De Ha? Kolpa geldi. Bak. Ben de öyle biliyordum. Kim dedi onu? Can Gedikoğlu. Can Gedikoğlu sistemdeki gediği bulmuş. Çok doğru bir şey söylüyor. Son gün alacağız. Son gün. Bravo Can Gedikoğlu. Sistemdeki açığı Son günü bulmuş abi alacağız. adam. %100 Son günü haklı. alacağız deyip hiç kimseyi alamayacağımızı hissedenlerden bir like. Gece 0006 Ya. like'ı. Chat Jimenez'i de yetiştiremedik. aldı. Jimenez'i de aldık. E tamam. Jimenez'i de Bas alıyorum bakalım abi. abi. Zaten Kimpembe'yi alamayacağız yazın. İki stoperle devam. Jimenez de camiamıza hayırlı olsun. Jose Hemen Jimenez alalım hemen ne kadar? alamaz. 28 milyon talep ediyor diye. Son gün 2,5'a alırım. Son gün 2,5 3'e biter bu iş. 2,5-3'ten Doğru ya, doğru. fazlaya gelmez. Son gün. Can Gedikoğlu biliyor. Can Gedikoğlu dediğin adam senin. Kapalı Çarşı'da esnaf. Tam o isim ya. Gedikoğlu kuyumculuk. Çok gittik altın bozdurduk, altın aldık orada. Bak Can Gedikoğlu yazmış. Hocam son gün Ha. Denayer'i havalimanında bekleteceğiz gibi duruyor. Can Gedikoğlu sen bile bu işe güvenmiyorsan kim güvenecek abi? Sen Bu İnanmadan yola beraber olmaz. çıkmadık mı Ya ya? inanmadan olmaz. İnanmayan yüreklerle olmaz. Bu arada beyler Hoffenheim kulübünde bu oyunda bak denebilecek seviye bir ikna edicilik var. Neden bilmiyorum. Ama ben bu FM'yi Chelsea'den tut Inter'ine birçok büyük kulüpte oynadım. Hoffenheim kadar bedava topçuyu ikna etme gücü olan bir kulüp görmedim abi. Bedava kime sulansak bize geliyor. Ya bu Kimpembe'de de oldu hatırlıyorsunuz. Bruno Fernandes'de de oldu. Yani inanılmaz bir ikna ediciliği var kulübün. İtibar çok yüksek demek. Gizli Değil itibar abi falan. mesela itibar falan yüksek kulüp değil mesela. 4 yıldız oyunu itibarı yetmez mi? Bazı şeyler için. 5 zaten tamam. Almanya'da öyle bir bug var diyorlar. Olabilir biliyor musun? Yani bir tarafımızı yırttık başka liglere topçu getirmek için. Şu Hoffenheim'deki kadar rahat topçu getirilen bir lig hiç görmedim ben hayatımda. Eyvah. İyi kaçtı. Ya nasıl ya? 20 ile atmıyor mu abi Bruno Fernandes penaltı? Saçma iş. Bize denk gelir böyle şeyler. Ekiş.
Bereketsizlik var takımda ya. Ya tabii şey de var. Sen şimdi bu tarihte iki stoper indirirsen takımdaki stoperler Bu mu kafada bitiriyor kaynattı takımı. diyorsun? E tabii. E Barış Alper'im çakmaya devam. E şimdi mesela sene sonu Kimpembe gideceğini bilerek ne kadar özverili oynayabilir? Gitmeye Soru de işareti. bilir. Kimpembe, Ibanez, Laporte, Jimenez dörtlüsünü kuracağım belki. Hay, tarihi dörtlü. Hayırdır? Hayırdır gömü mü bulduk diye Yo, sormak devam. istiyorum ben. Paramız pulumuz var. Güveniyorum bu camianın parasını puluna. Bakalım. Soyunma odası. Düşmesin performanslar. O turun önce lig şampiyonluğu arenada berabere kalıp GS'ye veriyorsun ama Süper Kupa'da 4-0 yeniyorsun A takımla. Alır mısın demişler sana. Niye alayım lan böyle bir şey? Lig şampiyonluğu varken. Çok Hayır. saçma soru bence. Normalde ikisini de vericini düşün. Birini alıyorsun, diğerinde de berabere kalıyorsun yani. Çok da şey olmuyor gibi düşün. Ya bugünden %100 ligi vermek saçma bence. O yüzden reddederim. Şu kulaklıkla ilgili soruyu harbi soruyorum ama yazın arkadaşlar. Hiçbir zaman hayatımın hiçbir yerinde kulak içi kulaklık takamıyorum ya. Kulağımdan Abi çıkıyor. pedlerini değiştiriyor mu kulaklığın? Ha? İçinde gelen pedlerini. İçinde 3 tane daha Evet. ped gelir o Değişiyor. kulaklıkları. E değiştiriyor. Hepsi. Hiçbiri olmuyor mu? Yok abi hepsi. Bir de bir kere rahatsız ediyor. Sonrasında da olmuyor. Bak biri şey yazmıştı chat'e. Sen bu soruyu ilk sorduğunda. Kulağının iç şekline göre kalıp döktür demişlerdi. Hani biraz Oha. daha mali tuzlu oluyor ama ona göre ped Biraz ayarlatıyorsun daha değil, kendine. hayvanat gibi susuz olmaz mı lan o iş? Kulağıma göre Sony'ye şey mi diyeceğim, benim kulağın içi bu. Hayır ya şey ben şey sadece ucundaki silikonu kendi kulağının şekline getireceğim. Ne kadar maliyetli olabilir ki silikon sonuçta. Silikonu kim yapıyor ki Kalıbını ya? alacaklar. Vardır bence onun işi. Biri yazmıştı. O yazan kardeş chat'teyse hala Benim fikir kulağın verebilir içi sana. farklı demek ya abi. Normaller olmuyor bana. Belki de. Ya ona göre bir silikon takacaksın kendi kulaklıklarına kullanacaksın. Bu maç niye 5-3 abi? Halı saha maçı mı bu ya? 5-4. Savunmacılar harbi batırdı lan. İş bırakma eylemi var Hoffenheim savunmasının. Yani olabilir. 8 milyona stoper bağladık diye göze battık maalesef. Baksana 5-5 geliyor ha. Haberiniz olsun. Abi alt dakika 61 5-4 nasıl bir skor ya? Harbi yani savunmacılar harbi su kaynatmış. Abi bari atalım ya. Takımın 5 golü var. Forvetteki balon atmadım hala. Affedersiniz. Bruno Öyle bir şey Fernandes'in de varsa. golü yok. Harbi şüphe uyandıran maç. 5-5. Vay vay vay. Oo. Kim attı? Tuta. Harbi atanın Tutamadık. tutanın iyi olacak derlerdi. 6-4 gelir mi? Hadi. Yaptı. Abi bunu da kaçırıyorsan. Bu maç Bruno Fernandes, penaltıyı kaçırdın. Şunu kaçırdın. Yani daha ne istiyorsun bizden be abi ya? Bir canımız kaldı be.
Travel. İbanez. Güzel. 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 Budur ya. Affettirdi kendini. Kerata. Bir maçta 11 gol olmamalı Oy. ya. Saçma maç ya. Bizim geçen halı saha bu skorda bitmişti. Bizim hücumat da şey diyor. Oh be. Hani defanstaki balonlar gitti. Rahat rahat Aynen öyle. oynarız. Ondan rahatlamışlar yani. Semih Kılıçsoy golsüz kapattı şu maçı mesela. Soru işareti. 7 gol maçta 11 gol var. Semih'e ait Ama herhangi bir golü Bruno yok. Baba sürekli yatmayacağız be. Kalçada çekme. Çekme artık kalçası şu adamın ya. Aynen öyle. 9 33 puan. yaşındayken de çekme ya. 9 puan. Zor abi, kapanmaz Zor 9. zor. Hakikaten zor. Yine Şampiyonlar Ligi'ne tutunacağız. Bu da her sene aynı şeyi dilemek de çok saçma. Şampiyonlar Bence. Ligi'ni alacağız. Alamazsak kaçalım bence. Bakacağız. Abi 3 büyüklere dönüp Türkiye'de Şampiyonlar Ligi almak gibi bir hedefi vardı bu kariyerin. Abi 3. stoperi de aldık. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim beyler. Sadece Akanji Almayalım bence. gelmedi. Bunu almayacağım Bence artık almayalım. ya. Atilla Salay kiralık teklif et. Aymeric Laporte hemen al. 12,5. Jimenez hemen al. 28. Düşecek daha ya. Düşecek daha yarı yarı düşer sana bir şey değil mi? İnşallah abi. Güzel. 17 maç sonunda 45, 43, 35. Daha iyi olabilirdik ya. Çok daha iyi olabilirdik. Inter son maç. Oho, her hafta. Oho. Üçer üçer ilan ediliyor sakatlar artık. Bayern üçledi. Abi bizim Şampiyonlar Ligi potasında da arıza var. Bizi o potada da smaçlayacaklar galiba. Baksana baba her hafta böyle bir şey yani. Onana döndü. Revivo'yu at sola. Şeyi sağa at. Bir milli takımımız eksikti zaten. Bischoff içeri gir. Dukan içeri gir. Onun dışı sıkıntı. Stuttgart deplasmanı için çok çok yumuşak takımla çıkıyoruz sahaya. Penaltı değil hocam ya. Penaltı falan değil. Herif dışarıda duruyor ya. Kurtardı. Aynen öyle. Nasıl penaltı abi? Dışarıda ya. Güzel. Güzel. Çok çok iyi. Şık. Dön abicim ya.
Hadi oynuyoruz da ya hadi. Abi tabi. Eyvah. Tamam. Of 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 of. Mamarda şimdi ne yapıyorsun lan? Orta sayılar gelmiş lavuk. Güzel. Hasbinallah. Tamam. Lan vursana şöyle bir. Ah. Tamam. Abi sana bir şey soracağım. Merak Heh. ettim. Beşiktaş'ın sence sonraki hocası yerli mi olur, yabancı mı? Yabancı olur. Yine mi yabancı diyorsun? Evet. Hiç beklemiyordum bu cevabı senden. Ya yani böyle düşünmediğini düşünüyordum, daha doğrusu. Yani futbol planlamasında düşünülen şey, yani düşünülen sistem işte Samet Aybaba'nın bütün futbol takımlarının patronu olup alttaki hocaların ona rapor verdiği bir düzen planlanıyor anladığım kadarıyla. Bir yerli hocaya zor ya. Bunları yaptırman. Yani böyle bir sistemi kabullendirmen falan çok zor bence. Anladım. Peki bu sefer oyuncu grubunun hani şeylerine göre bir hoca alma işi var mı? Mesela Fernando Santos uygun değil dedin ya, oyuncu grubuna oynattığı futbol. Gerçi önlerinde büyük bir transfer dönemi olacak da. Yani transfer döneminde ne kadar çok şeyi değiştirebilecekler bunu da bilmiyorum. Yani 19 tane Beşiktaş'ta yabancı var kontratlı. Mesela kaçından çıkabilecek? Bence çıkamayacak ki doğru düz. Yani tam kafalarındaki istedikleri şey olmayacak bence. O da kötü. Tabii Yani canım. Beşiktaş'a transferden büyük yönetim başarısı kontratlardan çıkmak olur. Bence. tabii. Yani Satmak başarı zaten. Almak kolay abi. Gidiyorsun Muçi'ye parayı veriyorsun, alıyorsun işte. Ulan bu Panathinaikoslu lavuk bizi yaktı ya. ama bence daha henüz rüştünü ispatlamamış bir Türk hoca senin o dediğin tanıma uyabilir. Mesela İlhan Palut. Yani rüştünü ispatlamamış adamı da getirmezler bence. Sonuçta son kurşun gibi bir şey oynayacaksın. Anladım. Ya o son kurşun mesela İlhan Palut olmaz diyorum yani. Stuttgart bizi içeride dışarıda mı yendi? Biz bunlara Öyle bir şey, kendimize de evet. yenildik. Aynen. Evet. Biz çok gol yiyoruz bir de ya. İki maçtır. Son iki maç 8 gol falan yedik. Savunmaya Bu bakıyorsun konuda aynı berbat. dörtlü. Kaleye bakıyorsun aynı adam. Performansal berbat. Harbiden bir Laporte şartmış bu takıma. Dört dört. Abi bizim son maçlar ne ya? Bahis şikesi gibi. 7-4, 4-4. Berbat maçlar. Ki şimdiden 4. Yani Dört dört 20 dakika var. muhtemelen 5-4 bitecek. Biri atacak. Baksana Muhtemelen 6-4 oynadıkları bitecek sana öyle futbol. söyleyeyim.
Hadi Semih ya. Çok iyi getirdik yalnız. Çok Hadi iyi oğlum. getirdik be. Golazo. Kim olduğunu bilmediğim adam attı golü ya. Van der Vaart. 8 gol yedik son 2 maçta, harbiden öyle. Ama 12 gol attık. O konuşulmuyor işte. Abi mesela bak 4 gol yediğimiz maçta kalecimiz yeşil yanıyorsa büyük arıza var demek ki defans hattında ya. O da anormal bir durum yani. Bu ama İbanez de Kimpembe de iyi topçular bu arada. Yani nasıl oluyor da böyle bir şey Demek oluyor? ki harbiden belki de mesela iki stoper aldığımız için algoritma onları üzdü. Yani biz şakasına söyledik de gerçek de olabilir. Bilmiyorum başımıza şu an ne geldiğini. Bazen şey oluyor ya hani işte yerime oyuncu almışsınız hayırdır diye geliyorlar ya. O oldu belki de onlara. Bilmiyorlar ki daha olduğunu. Yapay zeka şu an Kimpembe'yi aldığımızı bilmiyor. Kimpembe Nasıl ile yaz bilmiyorum? için Sözleşme anlaştık. imzaladık ama Ama hani çıkmıyor mu bilmiyorlar. ortaya? Bu arada inanılmaz bir galibiyet aldık lan. Çaktırma. 4-2'den geldik galiba. Aynen. Aynen 4-2'den 5-4 5-4. yaptık. Bu arada İnanılmaz biz galibiyet muhabbet aldık. arası Mamardaşvili penaltı kurtardı. Mamardaşvili penaltı kullandı. 4-2'den 4-5-4. Acayip bir maç aldık. Çok önemliydi şu iş. Şimdi Inter maçı var. Inter maçı mesela nispeten usuruk çünkü ilk 8'de olmayı garantiledik galiba. Tekrar bakayım da. Bir Yok, şey 2 maç değiştirmez ki daha hafif var. rotasyon yapalım. Ha, o zaman. Bu A ne? Ama garantiledik Ama gibi tur ya. atladı. Bu ne? Eleme oynamaya hak kazandı. Elemeler. Daha var. Daha yol var. İlk Biz 24'ü eleme yap. garantilemişiz biz. Ama Paris Tur tur atlamış. atlamayı X8'in garantilemiş. mendili. Bize Çünkü daha yol var zaten abi. 9. 11 puanda abi. Ama mantıken Feyenoord'la oynayacağız. Yani buradan 3 puanla çıkarsak Buradan 3 puan bitiriyoruz. çıkarsak garantileyeceğiz de hani buradan yenilsek bile son maç içeride Feyenoord. Aynen. Orada Ama bitirebiliriz. Inter'i Inter'i bence ama yenemeyiz. Çok gerçi eksik var ya. Inter Ben Inter'e kaçıncı? berabere diyorum ya. 5. Beraberlik de Inter'e ilaç kurtarır olur. bizi bu arada. Beraberlik zaten ilaç olur ya. Hayır direkt Kaçıncı çıkıyoruz. playoff'a katılmayı başaran takımlar? UEFA Champions League. Fazla maçları var. Galatasaray da tur atlamak üzere ha. 11 puanı var. Galatasaray kimle oynuyor? İçeride Chelsea. Ulan Galatasaray'a rakip diyorduk ha. Harbi 17 tane atardık. Bruno Mastantuno, Bruno Fernandes yok. Premier yok. Böyle çıkacağız mecbur. kadro derinliği giderek niye azalıyor abi? Çok sakat var. Yani Nereye işi gidiyoruz zor. böyle hocam? Bu arada İşimiz Liverpool zor. 10-0 yemiş. Ne oldu? Liverpool 10-0 yemiş oyunda. Harbi mi? Rekor kırıldı. Önceki rekor da Liverpool'a aitti bu arada. Olabilir böyle şeyler. Takdiri ilahi. Inter bizi çitiler. Yeneceğiz. Niye yeneceğiz biliyor musunuz? Hava karlı çünkü. Atmosfer bizden yana. Alakayı kuramadım ama haklısın gibi geldi Turan'ım. Bu arada harbiden Ocak İnternet ayın nerenin takımı? Inter Milano. Tamam işte. Lautaro Her şey Martinez normal. yapıştırıyor mu? Harbi ne alaka Inter'de bu ayda? PSG Ferencvaros'la oynuyormuş bir de ya. Chelsea Galatasaray'ı yeniyor. Ama Galatasaray her türlü çıkar ya. Bence. Aynen öyle. 24'e girmek kolay. 13. şu an zaten. Biz yedik. Bu Di yeme Marco işi bizi 27 kaçıncı dakikadır yapıyor? 27 dakikadır zorluyordu bizi.
Attı sonunda rahatladı. Tam yedik. Hocam biz kaçıncı olduk? 5. 5. Okey. Öldürmez bizi. Acısa da öldürmez, cehenneme döndürmez. Al lan. Hayatım. Hadi. Abi biz bu golleri çok atıyoruz Golazo, ya. Bischoff. Böyle beleş atıyoruz ha. Biz bu gollerden çok atıyoruz. Ben saymam mı Futbolda golleri? buna ikili sıkıştırma deniyor. Aynen öyle. Pres sonuç verdi deniyor. Pres meyvelerini aldı Aynen öyle. deniyor buna. Ey gidey. Hasan Arda Kaşıkçı'nın önde pres oyunu deniyor. Veya beleş gol deniyor. Beleş gol deniyor bu arada. Kaleci hatasına başka ne diyeceğiz mesela? Var mı başka uydurmanız? İrfan Vay Can mal Eğribayat. deniyor. Aynen. Sert En şeyler de mantıklı bizim söyleniyor. vaziyet. Tomiyasu'yu at hocam ya. Tıp 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 tıp. Kazanmayı hak ediyorsunuz dedik ya. Üçüncüyüz beraberlikte. Güzel. Marco çık bizim götten. Gözünü seveyim. Yeter Ne artık zorladı ya. bizi harbiden ya. Tamam sen çıkacaksın ya. Yani harbi ensede nefes var mesela ya. Sıcak bir nefes var ensede. Yapma abi git artık Marco başımıza. nefes. Bakın şimdi Şimdi size bak gece kapatıyoruz. 12.29 Yağız Sabuncuoğlu tweet'i okuyayım. TFF Temmuz ayında yapılacak Mali Genel Kurul'a kadar göreve Oo. devam etmek ardından seçimli genel kurula gitmek istiyor. Kulüpler Birliği ise bu tarihi çok geç olarak görüyor. Dört büyüklerin tamamı başta olmak üzere 18 kulüp acilen seçimli genel kurula gidilmesini istedi. TFF Temmuz'a kadar devam istiyormuş. 18 kulüp acil seçimli genel kurul Oğlum ne yüzsüz adam ya. Herifin yüzsüzlüğü harbi diyormuş. güldürüyor artık ya. Garip. Inter bizi paketledi. Inter bize Sercan Yıldırım Poyraz tarifesi çekti. Chelsea Galatasaray'ı yeniyor. Biz Feyenoord'la oynayacağız. Feyenoord kaçıncı? Ulan Feyenoord da işin ucunda ha. Gol işi. Gol işi bizi bozar mı? Bozmaz gibi duruyor. Tamam. Telefona bakayım dedim. Dördü yemişiz. Oğlum bizim takım var ya acınacak halde öyle diyeyim size. Yani harbi millet acıyıp falan gol atmayacak. O seviyeye kötü durumdayız şu an. Ya sen akşam yemeğinde Turan da bana şey diyorsun. Ya beyler sizden bek olur mu? Tabi Hani tabi. Başka çare yani baksana. baksana Morita. Morita çakata yapıyor bize. 5-1 oldu. Dakika daha Aynen öyle. 75. Bu arada son 4 maçın 4'ünde de 4'ten fazla son 3 maçın 3'ünde de 4'ten fazla gol yedik. Bu maç 5'i de yedik. Normalde 4-4 diyorduk. 6 ya doğru da bir gidişat var. Savunma tamamen iptal oldu bizim. Ve savunmada hiçbir değişiklik yapmadık aslında. Zınk 6. Bizim bütün averajı Abi bizim acaba hücum ağırlıklı işi çok mu cüretkar oluyor bazen? bence de abi biz Inter deplasmanının hücum ağırlıklı çıkıyoruz. Üterler bizi yani. Ya Geride işimize eksik yaradığı da olmadı. yakalanıyoruz. Baksana bak, hücumumuz da kırmızı, defansımız da kırmızı. Ya atanı tutanı feci bozuyoruz. Oley diyor mesela lavuklar. 7 geldi. Keşke oley dese. 8 diyen var mesela. 8 olmaz da. Zor. Hala O go go kadar diyor adam. kötü değiliz ya. Aynen. Polise mesela. Ben bir 10 Polise. saniye mikrofonumu kapatacağım, hemen geliyorum. Gol diye Ona bağıracaklar. sıçmalı gülecek. Arıza var. Arıza Ah var. geldim. Adam hala go Sesi go diyor. kısıldı. 6 oluyor go go diyor.
7-4, 5-4, 8-1 böyle bir son 3 maç hayatımda görmedim ben ya.8-1 bu bizim FM Bu arada size bir şey tarihinde. söyleyeyim mi? Aynen öyle. Efendim, onu diyecektim. Journeyman tarihindeki en farklı mağlubiyetimiz mi acaba? Muhtemelen öyle. Keyiften bayılanlardan like alayım ya. 0-0-0-35. Böyle fe yanımızda tuttuk. Koynumuzda yılan besliyoruz ya. Adi bir insan ya. Ne yapayım? Ben de bazen Hadi böyle Mete'ye boşa şeylerden para keyif verdin. alıyorum. Olamaz mı? Stoperi havaalanına indirmen lazım diye bir süper chat gelmiş. Beyler defans hattını uçağa koysak yine yeriz biz biliyor musunuz? Öyle berbat bir sıkıntılı bir durum var ya. Uçağa yan yatırsak yeriz. Geçerler yine oraya. Feyenoord he. Size bir şey diyeyim mi? Takımın morali de düştü. Feyenoord'a da yenilebilir bu takım. O kadar değil ya. Biz hücum ağırlıklı çıktığımızda avantajlı olduğumuz takımları yeniyoruz. Ama mesela favori olmadığımız maçı hücum ağırlıklı Çitiliyorlar bizi. çıktığımızda elek ediyorlar bizi. Bak Aynen. mesela Atletico deplasmanından galibiyetle ayrıldık. Atletico maçından önce takımı birazcık geriye çekmiştik. Oğlum niye topçu kalmamış bu kulüpte? Bu kulüpte kim vardı da gitti ya? Kimpembe İbaniz bağlantısına sakın bakmayın ya. Asla bakmayız oraya. Dargın iki adam. 8 yiyince küstü lavuklar ya. Bir Dağıldı bu tayfanın duruma ya. süre görüşmeyelim demişler. Lavuklar küstü ya. Skora ağır geldi. Kafayı yedim. Vay. Werder Bremen idmanı başlıyor. Bremen'le galibiyet nedir bilmemin Derder maçı bilmemle ne var ne yok yerimin maçı. Savunma nedir bilememle Werder Bremen'in maçı başlıyor. Şey diyeyim mi? 7-6 falan bir maça hazır olun. Keyif bombardımanı başlıyor. Bak dakika 9 üst. Ne iyi takım lan. Ne dua almışızdır bu sene. Abi KG üst yazalım o Fenaym'a. Dakika Dakika 9'da 9'da parayı 7. çekiyorsun mesela. Üç mü? Çok güzel. Çıkarması güç mü? Değil Değil. değil. Hiç çok rahat. Birazdan atıyorlar. 35'e kadar 3-3 yaparlar öyle diyeyim sana. Werder Dakika Bremen kötü 38. durumdaymış. Skor Kötü 4-4. durumdaki adama acımayız lan. Garibana başka yaparız. Bu takım gariban düşmanı. Yalnız umarım maçtan önce karınları doymamıştır. Biliyorsun ki garibanın karnı doyunca sıkıntılar çıkabilir. Do meşhur bir sözdür. Ya adam yok ki sahaya çıkartacak. Yedekte kimin var senin mesela? Şu hiç kimse yok. Sahaya zor çıktık. Bir Pacoeta mıymış bizi? Büyütüyormuş çocuk ya sahada. Sol ayak Abi stoperi ondan değil sağda baksana. oynatıyorsun. Aynen kral. Tek sorunumuz bu. Yo hoca o değişikliği yaptırttı bana. Ben de biliyorum bunun sağ stoper olduğunu da hoca öyle Şu an oynat sakat diyor. mesela. Niye Şey. inanıyoruz peki biz bir hocaya? Yapay zekaya güvenmeyeceksek
Sıçtık. Öyle diyeyim sana. Yedekte adam yok. Turan'ı mısın? Yapay zeka dün Beşiktaş teknik direktör önerisinden Abdullah Avcı demedi mi? İyi Niye hoca diyorsun? önerisi bu arada. Aynen öyle. Bir sunum yapar aklın Hüseyin'in şaşar. süper chatini okusanıza. Hemen Sesli okuyun okuyorum. ama. Ben okuyacağım, dur. Merak ettim. Bakacağım. Hayır, güzel bir şey yazmış adam ama ben ağzım dönmez şimdi yanlış bir şey derim siz okuyun. Genç İnna çocuklarsınız. enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edra kema leyletül kadr. Kadir gecemiz mübarek Aynen öyle. olsun. Amin. Dua ve tevbe edelim. Amin. Hasan Hoca AirPods Pro 2 al. Kulak süper. İyi Böyle inşallah. niye başladı böyle bitti bu mesaj ya. Anlamadım. Bu AirPods Kadir geceniz hayır duası olsun. MediaMarkt'ta bütün falan AirPod'larda mı? indirim. Niye öyle başladı böyle bitti bu mesaj ya. En azından bir dua okumuş olduk ya. Aynen öyle Milletten biliyor alır musun? Çok erken iyi diye yayını başladı, çok açtık. iyi bitti ya. Benim tecvid nasıl? Abi dua dua dua. Her şeyin başı dua. Dünya duayla dönüyor. Bu arada Teknosa'da LCD plazma. Hayır öyle bir mesaj attı ki herif. Bütün dengemi bozdu ya. Herif bir mesajda her şeyi anlattı ya. İnanılmaz bir adam ya. Koç ailesi. Son model bir tane senin. Oji'ye ne beyler ya? Oji. Mastantuno! Uzun zamandır gol atmıyordu. Allah'ım, Semih de Oji değil mi? sakatlanmış. Kafayı yiyeceğim ya. Abi bizim inanılmaz. Ben size söylüyorum. İnanılmaz. Kramaric oyuna giriyor. Yıl Öyle 2028. düşün. Düşün yani. Eğer Cep geldi Kramaric en son Levo'ya. geçen sezon oynadı. Tabii. Emekli başçavuşlara olağanüstü halde şey hiç görev çıkıyor ya. Öyle adamı çağırdık geri. Şef, ordunun sana ihtiyacı var dedim. Doktor Kiralık Ertuğrul kaşar Karanlık mı almazsak böyle olur. demişler? Kiralık kaşar ne demek beyler? Siz ne kadar terbiyesiz konuşmaya başladınız ya. Yok abi, ondan değil. Şimdi ekonomi kötü Norm ya. Ender şarkısı mı bu? Kiralık Hayır. kaşar. Kaşarı satın almak artık çok pahalı olduğu için kaşar kiralanıyor. Ulan harbi Elini eve kırıp kadar geri kaşarla veriyorsun. gidip geri verme fikri çok iyiymiş lan. Aynen. Ne aldınız siz komşu? Ya biz biraz kaşar aldık. Oo. Oo, iyisiniz bugün deyip Hanım kimse görmeden komşulara geri götürelim. kayrı hanım aman çocuklar kaşara dokunmasın. Kiralık. Güzel. Niye güzel diyeceksin? Liderle aramızdaki puan farkı 7 beyler. Abarttınız da abarttınız her şeyi. Yuş. Abarttınız da abarttınız her şeyi. Liderle aramızdaki puan farkı sadece 2. Transferin Yediydi son günü anne olsun. abi, ikiye düştü. He? Maçımız var ya adamlarla. Ha doğru, pardon abi. Bauman sana ne diyorum biliyor musun? Sana bir forma süresi var. Ama Prim günlerini yatır ve acilen benim emekli belim ol çok ağrıyor da şu cebimde ya alabilir misin forma süresini? Karan. Ya Bauman eller yağlı da şu cepten bir forma süresi alsana. Hoffenheim'ın lisanslar. Güzel. Feyenoord Rotterdam camiadır. Abi bıktım ya. Çene çıkığı mı? Çene çıkığı ne abi ya? Az konuşamadık. Çene Değil, çıkığı bıkık ne demek bıkık. abi ya? Harbi Ya yıkık değil bıkık. flörtüyle bir saat telefonla konuşurken çeneyi kırıyor Çene çıkığı ne demek beyler? Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi ya? Nasıl böyle bir sakatlıkla benim karşıma gelebilirsin? Mesela 3 hafta oynatamayacağım herifi sebebi çene çıkığı. Ulan futbolcusun sen ya. abi. Abi çenesi çıkan adam niye oynayamıyor ki? Aynen öyle bu arada. Yani Konuşmasın. aslında pitbull gibi Konuşma ağzını kapatsan ama ne abi. yapıyordu? Yapsın. Koşacak adam koşar oraya. Neye nereye koşmasını istiyorsa. Çok iyi ya. Ya bir şey diyeceğim. Ya Ama Ozan çok Tufan mantıklı. mesela neydi o? Pelkas'a Yunanistan deyip anlaşıyordu yani beyler. Bu kadar şey yapmayın. İletişim çok da önemli değil futbolda. Ben sana bir şey diyeyim Ha mi? ha İletişim yaparsın en olur. kötü şey. Solda çok iletişmeyeceksin abi. Her Aynen şey öyle. gelir başına.
Şampiyonlar Ligi Mesela bizim gruptan Semih çıkma abi. maçı Forvet'e Muar Şiddet'le çıkıyoruz. Konuşsan ne olur, konuşmasan ne olur? Hadi be çocuklarım ya! Hadi be çocuklarım! Alırız be beyler, ne diyorsunuz? 8-1 faciasının üstüne. Yenileceğiz ya. Biz böyle. Ya Yenilsek ne yenilsek de oluyor? çıkarız gibi ya. Çıkarız gibi lan harbiden yenilsek de. Ama site attı şu an. Böyle bir sıkıntı var. Aa. Eyvahlarım olsun. Şakil Van Gidiyor. Persie mi? Allah Aynen öyle. kahretsin böyle iş. Ben bu maçtan da bir 5-1 gibi bir şey bekliyorum. Şu an neredeyiz Yenilerim. biz? Birazdan Büyüyecek. Borkayt'tan bir gol gelecek. Birazdan Bertuğ Şentürk'ten bile gol gelecek, öyle diyeyim sana. Sevi Şentürk'ün oğlu. Şentürk'ün oğlu var mı? Yok değil mi? Yok, 5 tane kızı var galiba. 5 Aynen tane mi, 4 öyleymiş. tane mi Benim kızı var? abi Öyle bir 5'i de dört aynı galiba. Semih Şentürk ya. Her Bu yıl kadar başında benzeyemez fotoğraf babaya ya. paylaşıyorlar ya, böyle çok Aynen güzel bir aile köpek pozu bile. verip. Beyler, size bir şey söyleyeyim mi? Gidemiyoruz. Galiba anladığım kadarıyla yenilsek de son 16'dayız. O çok iyi olur ya. Yenileceğiz zaten çünkü. Evet, yenileceğiz. 2,5 üst ve KG oynadım ben ya. Hani Artık o kafalarda Hoffenheim değil. golü lazım. Üç kızı varmış bu arada. Allah bağışlasın. Allah analı babalı Allah hepsinin mürüvvetini Semih Şentürk'e göstersin. Semih büyütsün. Şentürk. Amin. Semih Şentürk'ün Hırvatistan attığı gol dünya futbol tarihinin en ikonik kaç golünden biridir? Bence birdir ya. Yok, Ya ben abartma, bir değildir abarttım. de. Şey 119'da vardı. yediğini, 119'da yediğini son saniyede bir anda bacağından çıkartıyorsun böyle gol 20'den atıyorsun. biridir bu arada Abi bence. kalede de Çeh var bu arada Yok hani. abi, 20'de çok dedim. Bence Şeyh ilk yok oğlum, 10'dadır ne ya. şeyi? Hırvatistan Şey maçı. yok. Şey var, Ha Pletiko pardon, olsa doğru, var. özür dilerim. Do pardon, çok özür dilerim. Bir şey diyeceğim, bence ilk Çehe 10'dadır. niye Benim attın, iki niye buçuk attın? üstü çiz. Çünkü ilk Kenarda 10'un gol böyle bir çok hoca çok. olsa ya. Gol oluyor de ki benim 2,5 üstü çiz. Hadi abi hırslanın ya. Türkiye tarihinin en Yanlış. büyüğü tabii canım. Türkiye tarihinin Yanlışlıkla zaten en söyledim büyüğü Nihat'ın. beyler, manyak mısın? Nihat'ın golüyle karıştırdım. Nihat. Nihat Kahveci'nin golü de bence ikonik ama yani öyle 20'ye 30'a girmez. Ama güzel gol. Ya bak, Semih Şentürk'ün golünün özelliği şu. Son dakika değil, son salise golü Tabii falan. tabii. Yani topu rastgele dikiyor kaleci, bitsin diye maç ve herif göğsüne indirip zınk diye ters ayaklı acayip bir gol atıyor. Ya çok da rastgele bitsin diye dikmiyor da Yani güçlü öyle bir ortasına kadar Allah'a dikiyor. sığınıp dikiyor işte yani. Hani hadi olu versin bakalım diye dikiyor yani. Ya bence Türkiye futbol Üçlüyle tarihinin buluşsa kulüp ve milli takım yani dahil o en zaten ikonik öyle golü o. kardeşim. O zaten öyle. Ondan şüphe yok. Dünyada nerede diyorsun? Hani son saniye üst tura çıkartan, yani pen maçı İlk penaltılara ondadır. götüren gol. İlk Sizce ondadır. peki Türkiye için ikinci hangisidir? Selçuk İnan, İzlanda. Ya be. Bence. Niye? O İlanmansız da... Senegal. Abi bir şey diyeceğim. Selçuk İnan, İzlanda'nın ikonikliğini de şöyle anlatayım. Çok fazla farklı ihtimal birleşti ya bir de. Hani o oradan yendi, bu buradan yendi Altın de. gol ilanmansız beyler, manyak mısınız siz? O zaman İzlanda'da 3'tür. Doğru. Fikri en hızlı değişen adam Turan. Ama yaşım yetmediği için sonradan aklıma geldi, Yok, düşündüm. ben seni böyle seviyorum Turan. Teşekkür ederim. Fikrin yavaş değişseydi seni sevmezdim. Eyvallah. Bu arada en ikonik kurtarış da bence Taffarel Henry. Futbol tarihindeki. Aa, o %100. Bunun Bir de offside'la şey. nasıl bir alakası olabilir ya? Maalesef offside. Size en Aynen ikonik offside. için İlk kez övüneyim mi? patladın lan Emir. Güzel oldu senin patlaman. Aynen. Senin Offside konusunda seversin benim sen, patlamamı. hayır, offside konusunda bir yerlerde yanılmalıydın. Üst tura Doğru diyor. çıktık mesela. Yendik ya. Nasıl oldu? Yendik ve üst tura çıktık. Champions League son 16. Here we go.
Champions League son 16. Hamit Kazakistan mı beyler? Daha kötü gol yok mu ya? Kazakistan maçı hazırlık maçı değil miydi? Daha kötü goller de vardır. Onları da düşünün ya. Hamit Kazakistan Puskas mı almıştı? Ya istediğini alsın. İstiyorsa Kuşkaş alsın 1,5. Harbi. Kazakistan'a atılan golden ne olacak abi ya? Eyvallah. Bak hazırlık maçıymış. Ya yok kötü maç. Yanından hiçbir şey Ya olmaz. potaya mı atılıyor hazırlık maçı olunca? Gol işte. Aa, Rabbi esir bela tuasir Rabbi temmim. Yok yok Devamını bunu okuma. okuma. Devamını okuma. Okuma okuma. Yok yok. Devamını Girem okuma. o işe. Devamını Tamam. okuma. Sonda sıçmışım kral. Kazaklardan özür dile. Kazaklardan özür diliyorum. Tekstil olarak mı? Camia Ha, olarak. pardon, pardon. Boğazlı mı diye sormuşlar. Valla benimkiler boğazsız. Hadi git ya. Salahi de gitti. Şey ne oldu bizim? Bızdık. 11.5'a düşmüş. Hani düşmez diye. Ama hala paramız yok. Ama dur alacağız. Alacağız. Şimdi şeyden para geldi ya Salahi'den. Şimdi alırım hacı. 11.5'a. Hayırlı uğurlu olsun. Laport alma işi mi? Aynen öyle. Dil kursu. Aymeric Laporte hoş geldi. Aymeric Laporte gibi bir stoperi 10 milyon euroya alıyorum. Dahi demezler mesela. Deli derler. Aynen öyle. Ama ben dahi olduğumun farkındayım. Mesela deli olmadığımın farkındayım. İçeride mesela geçen hafta bayan bu hafta bu arada cumartesi bayan yenildi. Harbi geri döndük lan galiba. Aymeric Laporte'lu falan bir kadroyla geri döndük galiba beyler. Aynen öyle hocam. Laport nasıl geldi bize? Hemen al mı yaptık? Hemen al yaptık. YouTube'da Etox. Takip etmeni öneririm turnuvayı. Aynen öyle. Sakın Çok kaçırma lan özür dilerim yayınları falan. su içip geldiğim için. 4 saatte bir kere. Çocuk her gün geliyor Harbiden yayınlara. öyle ya. Bir kere de bir su içsin. Aynen öyle. Ama bir daha Eyvallah. olmasın Bir Turan. daha içme ama. İş. Dikkat ederim. Burada bak zaman çalış. Aynen öyle. Dikkatli olun. Bir şey Çekerim söyleyeceğim. Şu planı. maç gol yemezsek Laporte etkisi. Aynen öyle. Gol yersek de acilen deport deriz bu lavuğa. Yiyoruz galiba. Hızlı yeriz. Aman diyeyim. Rapor çıkardı. Zıngo. Rapor da aradı. Neler Rapor da oluyor ya? hızlı bu arada. 44 olsak Bayern'le aramız 3 puan lan. Dortmund çok koptu. Dortmund düşer abi. Dortmund hep böyle saman alevi gibi çıkıyor. Dortmund'u biz de yenecektik de. Son anda berabere kaldık. Hatırlıyorsunuz değil mi o Ranit maçı? Dangalaklardan biri kırmızı yedi çünkü. Aa dediğimiz Vay dangalak. vay vay. Hatta o dangalak Paketa'ydı. Kırmızı yiyen. Evet. Bizdeki Dortmund Laporte değil Laporta'ymış Harbi ne içerdik lan şimdi? Kana kana içerdik. herhalde. Harbi. Güzel şaka bu arada. Hoppa penaltı hocam. Penaltı. Alayım hoca. Hoppa Kırmızı bastı bulalım. kaçtı oldu. İyi. Bastı kaçtı izin verme. Pasta kaçtı Arm oldu. Orsmers. Aynen öyle ver hocam. Bruno Fernandes. Yaparsın Sıçan be. var. Yap Maalesef yap kaçırdı. yap. Atar atar. Of. Aynen öyle. Ben böyle yapıyorum Çok ama. kötü Böyle vurdu ters köşe. ama. Bu arada. Oraya penaltı vurmayı sevmem. Ne alaka? Niye ki? Çok iyi vurdu bence. İşte sevmem o kadar iyi vurma işini. Sen Sen de iyi vurdun. bayılırsın abi o penaltılara. Yalan söyleme ya. Hayır abi Senin en kanka. sevdiğin Yukarıya penaltıdır. vurmak çok riskli. Ama atınca çok beğeniyorsun sen. Atılınca Bu bütün arada penaltıları beğenirim. tarihte gördüğüm en kötü penaltıyı söyleyeyim mi? Dünya Kupası finali Lionel Messi seri penaltı atışlarında berbat ya. Attı penaltı. Son Dünya Kupası. Messi alsın diye düzenlenen tiyatroyu harbi kınıyorum ya. En iyi Dünya Kupası deriz ama. Gol bu arada offside yok. Gol az zaman. Ulan Gel. biz var ya Bayern'le kafa kafayayız ya. İki dost iki deli kurşuna döndürdük Bayern'le. Abi yeter. Yani, yani harbiden. Çok yıkama yağlama yapınca. Size bir şey söyleyeyim mi? Schalke'yi yenmek demek
Şampiyonlar Ligi bileti demek bir yandan da. O bileti de cebime koyayım yani. En ikonik kaçan penaltı. Hafta sonu Hilmi'nin kaçırdı. Hilmi harbi niye direğe vurdu lan orada? Rahatsız herif Direğe ya. vurdu Bir sen de vuramaz ha lakaka. belli yani kalecinin sağı sıkıntılı penaltılarda. Geçen hafta ben attım. Bu hafta iki tane attık sağa. Gidiyor sol köşe direğe vuruyor. Burak Yılmaz Portekiz. Baggio'ya Gidermişiz zam ya. var. Baroni UEFA da var ya. Baroni Baggio'yu demek ki. geçin beyler. Baggio attığında zaten İtalya gerideymiş ya. O hikayelere inanmayın da. Bizden duyun bu arada. Buradan çıkmasın. Geçen Donadoni ile oturduk da İtalya zaten gerideydi dedi. Cansın abi. O masada Mustafa Karataş da vardı, değil mi? Yoktu. Mustafa Karataş'ı AI ile ekledik. Bu arada benim şöyle bir iddiam var. Tamamen kişisel iddiamdır. Futbol tarihinin en ikonik anı da Kolomuani'nin kaçırdığı son Evet. saniye. Bence %100 o. %100 %20 o. o. Bence de o. Çünkü futbolun seyri değişti ya. Bir de orada Yani. kaleciyi geçen gün tekrar açtım izledim. Yine böyle bir muhabbeti geçmişti merak ettim. Lauk öyle bir ayaklarını açıyor ki Perger gibi ya. Öyle bir ayak açışı olamaz mesela. Yani insan üstü uzuyor herif. Ya hani millet mesela Kolomuani'ye kızıyor ya orada. Bence iyi vurmuş. Tabii Hani tabii. standart İyi vuruyor, iyi hani vuruyor. ortalama bir kaleci yere golü. Yo yo çoğu yer. İyi bir kaleci de yer. O sadece insan üstü bir kalecilik yapıyor o anda. Ya Beyler adrenalin, izledim. adrenalin bazen insan vücudunu olabileceğinden çok daha fazlasına zorluyor. Tabii. Ve o zorladığı noktada artık şey oluyorsun. Kendinden beklenmeyenleri de yapabiliyorsun. Bir böyle bir 5 saniye de olsa, 10 saniye de olsa, 1 dakika da olsa ağırlık kaldırmada da böyle. Bazen mesela insan işte o hep şeyin anlatılan o Seyit Onbaşı'nın Seyit Onbaşı. meselesi gibi yani. O adrenalin Evet. bilmem ne normalde yapamayacağın bir şeyi sana yaptırıyor ya. Bak Arjantin kalecinin bacaklara bak harbiden bir daha öyle açamaz bacağı. İmkansız Muhtemelen o kadar istese açamaz. açabilmesi. Aynen. İmkansız o kadar açabilmesi. Pergel gibi uzuyor herif. Ver dördü. Ah. Bu son maçımız mı abi? Son maçtı. Bildin. 4 saati bulduk. 4 saatlik FM sözümüzü tuttuk. 4 saati bulduk ama ayrılmayın yayından. Şey bir şarkı söyleyecek Turan. Hadi bakalım. Ana bilgisi geçilmedi. Yazın Ben de Türkiye'ye dönelim ya. Bu sene Bekva kaleci. Hoffenheim'dan sonra. Dönelim bence de. Ama Ben işte abi hatta şöyle değişiklik. söylüyorum. Chat ne diyor bilmiyorum. Bence Hoffenheim'la yarın sezonu bitirelim. Tamam. Bir... Türkiye için boşa mı çıkalım? Hayır bak daha sapık bir şey söyleyeceğim. Ya onu özelde söyle. Yok. Türkiye'den bir efsaneyi ayağa kaldırma yapalım. Mesela. Yani yerden alıp uçurmaca işi. Mesela Bursaspor tarzı mı? Bursa Beşiktaş. tarzı, Eskişehirspor tarzı birini alalım. 10 sene, 12 sene onu götürelim, götürebildiğimiz yere. Öyle oradan oraya zıplama değil, onunla uçalım. Ama Yapamaz şimdi mıyız? şöyle. Biz bunu Kocaeli'de yaptık ya aslında. Tekrara düşmüş olmaz mıyız? Ama Öyle mi Kocaeli'ni diyorsun? çok dikten almadık ki. Ben Nereden bu aldı? şeyin yorumlarına bekliyorum. Biraz böyle insanlarda Hoffenheim'in bıkkınlığını görüyorum. Nasıl devam etmeli seri? Yorumlarda buluşalım.
Ben de şöyle bir öneriyle geleyim o zaman. Belki bazılarına çok uzak gelecek ama sezon bittiği an bir oylamayla çok da uçuk değil. Editörle mesela Fener'e falan kaçabiliriz. Zaten kötü Editör, durum. delikanlı adam işi değil ya. Biz o işe yokuz. E tamam işte tam Ama bizlik. yorumlarda nasıl devam edilmeli buluşalım. Aynen. Yorumlarda en çok like alanı değerlendiririz. Yo, az like alanı da değerlendiririz. Hepsini değerlendiririz. Ya hepsini okuyup ortak bir nokta bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Siz Yo, aklınıza ortak gelen her nokta da bulmaya şeyi çalışmayacağız. Yani bir bir bok yazın yapmayacağız arkadaşlar. abi, tartışalım yani. Nasıl, ne yapalım? Ne seversin? Nasıl olabilir? Ne sarar? Bir yorumlarda buluşalım. Mesela Ya hiçbir yerden bir de ayrılmama challenge'lı bir Anadolu takımı mı? Mesela o da olabilir. Hani biz sonuçta ikinci sezonda bizim götümüz bir şey tırmalıyor, kaçıyoruz hemen. ya da bu kariyeri sıkmasının Buradaki sebebi ne, onu burada anlatsın. yazın bir yere uçma mı? Mesela burada yazın bir yere uçma mı? Yorumlarda buluşalım. Yorumlarda karşılaşalım. Ve yorumlarda çarpışalım İyi istiyorum. Ömerciğim. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinizi çok seviyoruz. İyi geceler diliyoruz. İyi H-Talks'a kalın. geceler. İyi geceler.